teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepinize inşallah. Güzel bir gün olsun, hafta olsun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki haftaya başlamış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu hem bizim için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun bu ikinci yüzyıl değil mi? Çok güzel kutlamalar oldu. Yüzüncü yılımızı dün çok güzel bir şekilde kutladı Kutlamaları izleyenler olmuştur televizyondan ya da İstanbul'da yaşayanlar birazcık daha köprüdeki kutlamaları da gördüler. Ee, çok güzeldi. İnşallah uğur getirsin ülkemize diyelim öncelikle bu cumhuriyetin ikinci yüzyılı. Şimdi e, bize yardım istediğiniz her konuda yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 533-488-5184 ister arayın ister yazın. Bizler burada size el uzatmak için bekliyoruz efendim. Şimdi Gülseren Hanım burada. Gülseren Hanım bize ne için gelmişti? Komşum benim kocamı kaçırdı demişti. Bu çok duyduğumuz bir şey değildi. Yani komşular genelde kocaları kaçırmazlar değil mi? Hani birazcık daha tam farklı bir şekilde duyarız ama bunu çok duymamıştık. Genelde kocalar kadınları kaçırır ya da başka bir şeyi kaçırır diye bunu duyardık. Şimdi biz daha farklı bir şeyle yüzleşmiş olduk. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Gülseren Hanım da. Ama ben yayına girmeden önce buraya geldim ya. Şimdi biliyorsunuz hafta sonu onları gezdirdik, Güzel güzel gezdiler. İşte bayağı böyle birlikte güzel vakit geçirmişler. Bir ben bu görüntüleri bir görelim önce. Bakalım nasıl hafta sonu vakit geçirdiniz. Ama Gülseren Hanım eşinin kırmızı güllerini en sonunda kabul etti. Karı koca arasında buzlar eridi. Bak yüzü güldü. Gül bakayım bir kere görelim güldüğünü. Hafta sonu İstanbul'un bir sayfiye mekanında eşiyle buluşan Gülseren Hanım'ın ilk sözleri Mehmet Bey'i daha heyecanlandırdı. Merhaba aşkım. Mehmet Bey içini ısıtan bu sözler karşısında çocuklar gibi şendi. Önce bir pamuk şeker aldı Gülseren Hanım'a ardından da eşini bir salıncağa bindirdi. Gülseren Hanım ve Mehmet Bey o an genç aşıklar gibi itiler. Sanki tüm o kırgınlıklar ve kavgalar yaşanmamıştı. Ancak bir çay bahçesine oturmalarıyla gerilim hızla tırmanmaya başladı. Mehmet Bey bir kere daha ya boşanalım ya da birlikte yaşayalım dedi. Gülseren Hanım açtı ağzını yumdu gözünü. Boşanmıyorum. Boşanma yok. Tamam, boşanma boşanmıyorum. İstediğim ya, sen, yere de kıta var. Şey de ben sana. Yapma. Ben seni seviyorum. Ne zaman yanımda? Boşanmıyorum. Ömür boyu da bakacağım ben sana. Söz veriyorum ya. Yapma ya. Böyle, sen on... de evine geleceğim, bana ev tutacağım, güzelce oturacağım, senin de işine bakacağım. O karnın da ağasını anlayacağım. Zaten bir şey O, o var, var. Ya, var. var, var. O var. Var. Var, var. Ondan bir daha. Daha var. hala yemin ediyorum. Vardır, var. Hayır, çek. Gülseren Hanım asla boşanmam dedi. Başka bir şey demedi. Yuvamızı dağıtmayalım bak. Da. Biz senelerdir birbirimizin kahrını çektik. Birbirimize fedakarlık yaptık. Günden geriye Gülseren Hanım ve Mehmet Bey'in çocuklar gibi eğlendi. İşte bu görüntüler kaldı. Allah ne güzel bir hafta sonu geçirmişsiniz, el ele gezmek, pamuk şekerleri yemişsiniz, ben de çok severim pamuk şekerini. Ama sen niye ağlamaklı bakıyorsun bana? Ya benim bitirdi ya. Benden ne güzel eğlendi, gitti. Evet. Ben sarıncağı bindirdi yolun yarısına geldik, beni akla diyor, ben boşanmak istiyorum, beni kendini de akla, ben de akla. E, Aklamak ne? He? Seni mi aklıyım ben? Niye aklıyım? Ya yapmadığımız bir şey artık olmuş Sen nasıl de... bunu yapıyorsun? Ben anlamış değilim ya. Ben anlamıyorum senin. Ben o zaman ben şunu anlamadım. Siz çok güzel bir hafta sonu geçirmişsiniz. Salıncaklarda sallanmışsınız. Pamuk şekerle el ele tutuşmuşsunuz. Sonrasında senin konuşmalarını duyuyorum. Orada diyorsun ki boşanmak yok. Şimdi işler de tersine dönmüş. Sen boşanmak zaten istemiyorsun. Evet. Ama güzel de sanki ben bu görüntüleri görünce sizler de öyle değil mi? Barıştığınızı düşündüm. Ne oldu? Ya e, Esra. Ben bak burada ne güzel birbirimizle konuştuk, sarıldık. Gül verdin, al dedin. Aldım. Evet. Buketini aldım. Güzel bir şekilde. Tamam dedi. Ben Hı. bu adamı anlayamıyorum. Dışarı çıkıyor, yok diyor. Allah Allah. Nedir bu Mehmet Bey? Ya ablası kendisi dedi bana boşanalım diye. Ben de tamam dedim. Ne zaman ettim. boşanalım dedi ya? Orada boşanma davası geçiyor mu? Ben söyledim. Ya bana iftira atmaktan vazgeç. Bak vazgeç. <laughs> ne iftirası? Sen niye konuşuyorsun? Ben öyle bir şey konuşmadım. Biz yarı yola gel yazık değil mi o kadından kıza bizi dünya yere götürdüler? Sen ne biçim insan ya? Görüntülerde var işte. Gelsin salıncakta salladın. Daha neyi kanıtlıyorsun? Sen benim üstüme yalan konuşuyorsun. Ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Aklını başına alacaksın. Bir psikoloğa gideceksin. Tedavi olacaksın. O kadar. Psikolog ne yapacağız geldi. bir şey yok. Sen de çabalayacaksın. Sen bana burada psikolojisi bozuk. Psikoloji. Ben yerimde başka birisi olsa düşütürdü. Senin bana yaptıklarını. Şimdi barışmış gibiydi hareketleriniz. Yani ya ben, çocuk değilim. Sen karşında çocuk yoksa da de çocuk değilsin. Aklı başına 17 yaşında mısın sen? He boşanmıyorum. He boşanalım. Kalsın. Bu ne? ne? Ama bu ne? Hanım haklı burada. Burada ümit verdin sen kadına o zaman. E aşk salıncakta da sallamış seni. Ha? Dime onun fikrini sorun Esra ya bir de ne diyorsun Mehmet bey söyle sen biraz ya konuş. Esra ya ben bana dedi, dedi ki boşanalım yani. dedi benim tamam kabul Ama ettim. Ama şimdi diyor ki boşanmayalım benceğim. tamam barışalım diyorsun değil mi? Evet ben boşanmıyorum istediği yere gitsin boşanmıyorum. Bu da böyle inada girdi. Sen istediğin yere git, İstediğin yere başvur. Ben boşanmıyorum. Sen seviyor musun Mehmet bey'i? Ya benim çok emeğim var onda, lütfen. Seviyor musun? Önce bak sevgim vardı. Bu şimdi, olaylardan sonra Ama şimdi seni salıncakta sallayınca yine sevgini hatırladı. Yine de demek ki varmış. Var değil mi? Ha Şimdi açıkça Azizlik konuşmak da olsa lazım. Var. Seviyorsun. Yani bunun yaptıklarını başka bir kadın olsa yemin ederim kapı değil, gittiği yoldan gitmez. O zaman sen ona sevdiğini söyle. Ben Vallahi ben zaten hep o şunu benim sevdiğimi zaten biliyor. Zaten biliyor diye söylenmez. Peki ben Mehmet Bey'e şunu soracağım. Mehmet Bey, sen ne düşünüyorsun? Neden şimdi? Ne, niye kararın değişti? Ya, Sebep ne? Benim kararım değişmedi abla. Kararım yine aynı. Ben ne yapayım? Kendisi bana dedi ki gel boşanalım. Ben de geldim Ama tamam. Ama şimdi diyor ki. Ben de ona hiç bahsetmedim. ilk sefer orada bahsettim. Dedim ki gel beni çağırdım buraya boşanmak için. O <laughs> zaman dedim boşanalım dedim. Ben ne yapayım? Başka ne diyeyim ben? Esra bana müsaade eder misin? Esra. Buyurun Filiz Hanım. Ha. <laughs> Mehmet Bey size söylüyor bakın. Ha. Sizin evet. yaptığınız çocuk oyuncağı mı? Bu kadın senin oyuncağın mı? Yok, bir gün olur, eline değil. bir gün e, eline pamuk şekeri verip salıncakta sallayıp ondan sonra da istemiyorum. Sen ne istiyorsun bu kadından? Senin derdin ne? Amacın ya, ne? Ablam, ne istiyorsun? Gel Buraya gelip farklı konuşuyorsun, dışarıya gidiyorsun farklı söylüyorsun Hayır, kadına. Kadın bana bana yalan geliyor. mı söylüyor? İlk gördüğünüz kadının söylüyorum. psikolojisini bozmuşsun iyice ya. Bir kendine gel bir sirkelen. Ağzından lafı kerpetenle alıyoruz zaten konuşmuyorsun. Ya bu görüntü ne? Biz görüyoruz bak. Kadın senin yanına geldi aşkım dedi Gülseren Hanım. Bir de el ele'siniz burada. El ele geziyorsunuz. Evet Esra. Mehmet Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizin Gülseren Hanım'a sevginiz var mı? Ben bunu ya merak ediyorum. Ya ablam ederim. sevgim benim var da. Ben yalnız gittiğimiz zaman burada evde yine bu deva devam edecek. Bunu unutmaz. Yapmaz. Aha yüzü aha yüzün konuşuyor. Ama bana de söz verdi. Neyi, de neyi devam edeyim? Neyi devam edecek? Bu kadın davası devam edecek. Ben Yok biliyorum. ben sana de, ben sana alt ay yalvardım. Yapma Biliyor yuvamızı kurtalarım yapma yapma. Ben seni yoldan e, yapan çevirdim. Kim? Yapan ben mi? seni nelerden çevirdim? Tamam, ben kim? sana çok fedakarlık yaptım. Sen bana böyle bir adım gelmedin. Sen niye Yok. demek istedin yapmak istediğin ne? Sen akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun. Başkasın. Yok ben aynı. Yatıyorsun şöyle. evde de yatıyorsun aynı. Kaçtın gittin göğsüme yumrukla vurdun. Şimdi bu kadın işi bırakıyor musun? Bitti ya. Bak yani. Mehmet Bey şunu soruyor. Bittim bu ne kadın, kadın işi ya? Bu kadın olay falan yok, bitmiştir yani. Sen de git gittiğin yere bana haber vereceksin. Gel Gülser Hanım gel otur, otur kamera sizi çok rahat göremiyor. Gülser Hanım şunu soracağım. Ee, sana diyor ki yani Mehmet Bey galiba şundan emin mi olmak istiyorsunuz? Bu konu bir daha açılmayacak mı? Esta. Aynen öyle abla. Ben ona... Çünkü devam eder bu... Kadınla korkmaz. beraber olduğunda ben çok... Bak. Ya beraber, beraber oldun deme. Onu bırak. Get deme. Yani onu Senin... Sen, sen Allah'tan korkuyor mu? Sen, Haşa, sen korkuyor. Haşa Sen, korksan... Sen bana bu kadar eziyet etmen, çektirmen. Ben sana ne Ben yapacağım? bak... Ne ben yaptım? bir kuş besledim mi? Kuşa bilene şöyle şey ettim mi? Üzülüyorum. Sen var ya, sen de merhamet de ben merhametliyim. Asla! Valla merhamet olmasın ben buraya gel gelmezdim. Senin benim kadar kimse tanıyamaz. Vallahi gelmezdim ben buraya. Ha. Gelmezdim. Yok Peki ya. neden bak Tek... burada önemli nokta, niye kararı değişti? Mehmet Bey hani barışma eğilimindeydi. Ben Cuma günü öyle anladım, bu gördüğüm görüntüler de öyle. Neden burada fikir değişti? Ev tutulacak hatta ya bu... Ya abla, dün dedim ki ben kendisine bak. Eğer dedim bu kadın olayı kapanacak. Kadın olayı devam ederse dedim boşanmamız lazım. O zaman dedim boşanalım. Ne, ne? zaman dedi Ay, bunu? Dünkü olay ben bu. Bilmiyorum. Dünkü olay bu. Dün mü dedi? Aynısını Hayır. demedim mi? Cumartesi yani. Evet. Pazar. Ama biz pazar cumartesi mi gittik. gittik Esra? Pazar abi. Abi. Tamam pazar konuştunuz mu? Kadın olayı Sen açıldı mı? Sen kadın olayı konuştun mu? Demedin mi bu olayı bırak. Bu olayı Bak kapat. Bak orada kamera var. Sen kamera çekti Bu kameralarda hiç kadın konusu yok ama. Ya, Yalan... Ya çok. Ya yolda tartıştık abla bu konuda yolda tartıştık. Yolda tartışmadım bana yolda. Bana dedim ki verdiğin sözü yap mı? Ben çünkü güvenmiyorum sana. Benim güvencimi alt üst ettin. Peki iki senedir neredesin? Madem benden boşanacaksın. İki senedir neredesin kapımı çalıp gel benden boşan diye. Ya da gidip de mahkeme açmadın. Madem öyle. Sana al soru. Hadi. Beni şimdendirme, yolarım seni. Böyle tiftik 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 yaparım. Seni kimse de kurtaramaz. Tamam. Bak benim elim ayağım titriyor ha. Tamam otur. Bak. Ama kadın bak, şimdi burada Gülseren'e ilk defa bu kadar haklı görüyorum. Çünkü <laughs> yani bu gördüğüm şeyle... Ben de hiç de, dengesiz erkek sevmem. Erkek o zaman bir şeye karar verdi mi... Madem seninle yola mı çıkacak, ayrılacak mı... Bir şey durduysan bir gün başka düşün, öbür gün başka düşün. Ben hep bundan çok yani kadınların da çok çektiğini görüyorum. Birazcık kararlı olmak lazım. Bir dik duruşunuzun olması lazım. Yani hani derler ya omurgalı duruş. Nedir o? Ben bu kadını istiyor muyum? Buna emek vereceğim mi? Buna karar verdim mi? Bugün öyle yarın böyle öbür gün diğeri. Öyle olmaz. Vesile Hanım buyurun. Ağlıyor evet. Biri size akıl veriyor bırakın kadını diye. Geçen hafta daha böyle şey mazlum duruyordunuz. Bugün böyle dik duruşunuzu fark ettim. Ay kurban olayım. Doğru konuşuyorsunuz. Hafta sonunda söylediğiniz inkar. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Hiç alakası yok Var var bilmez de siz destek hayır. alıyorsunuz. Bugün sizi böyle çok iri görüyoruz. Yok hiç böyle destek de konuşuyorsunuz bak ya kendinizi savuruyorsunuz. Müsaade eder misiniz? Arkanızda mısınız? biri var ama kim? Bilmiyorum. Benim arkamda kimse yok <laughs> Sevginiz da. Sevgiliniz mi var acaba? <laughs> Sadece ben ona Demen yaptığım. Mehmet Bey yüzüme bakar mısınız? Sevgiliniz var mı acaba? Aşkım tacı ben sevgim yok diyebilirim ki. Vardır yani. Var. <laughs> ayrı bir sevgilin var mı diye Vazır soruyor. Yanlış ya anladın. Şöyle yalan. Ayrı <laughs> bir sevgilin yalan. var mı diye soruyor. Yanlış yani anladın. Ne yanlış ne sevgilisi yaptın. abla ben ne yalan, işim var seninle. Yalan söyleme yalan. Yastıklar ya. gitmeye başladı. Hayır, niye karar tamam. değişti o bir zaman? Bir şey olmaz bir şey olmaz dur. Esra Hanım sevgilisi var da ondan. Gelme Öyle mi yastırımı? düşünüyorsunuz? Yap. Yastığımı geri getir. Yapmayın. Al yastığını sen. Getir yastıklarımı. Tamam. Sen aslında taş, o yumuşak bir şey yapmıyor. Peki ben hayır. Şimdi neden bir fikir değişti? Mehmet Bey açıkça söyleyin. laf ağzınızda gevelemeyin. Açıkça deyin ki ben bu kadını artık istemiyorum. Evet. Kimi? Evet. Ben i̇stemiyorum diye bir kelime söylemedim ben. İstemesem buradan çıktıktan sonra tamam derim. Buradan çıktıktan yine bakmam o zaman. Öyleyse. İstiyor musunuz peki? Ya eğer şartları bu kadın olayı bir kere silip atacak aklımdan. Öyle Ama bir siz şey burada evet ya. dediniz çıktınız hayır dediniz. Hayır hayır öyle bir şey olmaz. Benim verdiğim söz... Aslında Mehmet Bey tam evet hayır olmamış ya. Şimdi 48 saati kamerada izleyemiyoruz. Mehmet Bey ilk günden beri aynı şeyde diretiyor. Yani kendisine yöneltilen iftira niteliğinde olduğunu Onun düşündüğü yok gidecek, iddialardan vazgeçti. Diyor. Ama Gülsen aynı Hanım ondan... Ama. Bak Mehmet Bey Gülseren Hanım da ondan vazgeçmez. O çekmeceden çıkar durur gibi geliyor bana. Ona bana, göre o, karar verin. Yoksa olmaz. Evet, ben ama Mehmet, yapmaya da şimdi bilir belki de gerçekten yani. şöyle de bir şey geldi kulağıma evet. taraf tutuyorsunuz dedi ben gerçekten Mehmet Bey'in tarafındayım anlatmayın evet teşekkür ama... ederim Ama şöyle bir an... hayır bakın Gülseren Hanım şöyle bir anladığınız var sizin siz sürekli e, istediğiniz iddiaları ileri süreceksiniz Mehmet Bey'in de buna boyun eğmesini istiyorsunuz Mehmet Bey de diyor ki ben böyle bir şey yapmadım yapmadığı şeye boyun eğmek suretiyle sizle barışamaz insan evet. öyle hayat çekilir mi ya hocam Mehmet Bey siz gerçekten Laf Laf bu doğru kararınıza Peki gerçekten insanlar ya. değişmiş mi? İnsanlar ilişkilerde hatalar ya, hocam ya da ya yanlış anlaşmalar oldu. Peki gerçekten bu kadın bana o gün dedi ki ben bu defteri kapatacağım. Yeni sayfa açacağım. Değişemez mi insanlar? Ama Mehmet Bey de devamlı bana bunun sözünü ver sözünü ver. Bir kere söz verdiyse konu kapansın gitsin artık. Abla bana diyecek ki bu kadın olay olmuyor. Ama sen siz kahinlik yapmaya çalışıyorsunuz. Yani öyle yaparsa e, yapmadı da... Bir yaptı, yapsın yaptı, da ondan sonra. Yaptı ama şurada da yaptı. Hemen başladı. Kadından gene. Ama Nasıl çünkü karar diye? değiştirdi Mehmet Bey. Yani Ben değiştirmiyorum bir... ablacığım. O karar değiştirme yok. Kararda ben... Senin kararın kararım, ne? Kararım ne? Bu kadın olayı çıkacak piyasaya. Bir daha açılmamak şartıyla çekip gideceğiz. Ben kendine her türlü bakacağım. Ha bakacağım mı barışacağım mı? Bakacağım da barışacağım da ne yapayım? Aa bak. Sadece diyor ki Gülseren Hanım. Ama bir şartım adam. var. Kadın konusu bir daha açılmayacak değil mi? Bir şartım var. Ben o mahalleye gitmem. Mahalleye gidene kadar o mahallede dura evi taşıyana kadar bekleyecek orada. Ben gitmeyeceğim o mahalle. O mahalleye ben girmem hayatta. Çünkü nefret ediyorum o mahalleden. Kendisi de biliyor. Ben evi taşıyorum. Zaten bakın hatırlatıcı Tekrar bu aldım. olayı her şeyden uzak kalmanız lazım. Filistanım ha. Esra hanım ya, esnağım, bence Mehmet Bey e, bir ilişki yaşamış, bir sevgilisi olmuş ama Güldane şey yapmayın Gülseren Hanım Yüseran Hanım yanlış kişide yani Güldane Hanım'ı kendine hedef seçmiş aslında Hayır. sizin Doğru. hedefiniz Güldane Hanım değil de Doğru. başka birisi var onun hayatında mutlaka var yap, ee, şu yap, an yap, evet evet yap, var yap, sizin hayatınızda yap, birisi var yap. yani bir insan şu anda da siz istediğiniz şu diyorsunuz ki siz de o kar, sevgilinizi e, ayrılmışlar aslında sevgilisiyle Kendisi de unutmak istiyor sevgilisini, o yüzden hatırlatmasını istemiyor Güldane Hanıma, şey e, Gülseren Hanıma. Soferi öyle düşünüyor. Ya ablam konu Diyor öyle değil. Diyor ki biri var mı hayatınızda? Konu öyle değil ablacığım. Var Yarın ya Esra. gittiği zaman bu Esra. kadın Esra olayı var. devam ben ettiği gördüm. zaman yine aynı Esra duruma Rüzven geleceğiz. Var. Ben olmasını istiyorum ya. Ne ya kadın hocam olayı ya? Yapmayın ben ya. gözümden gördüm. Yılmaz Bey de bir erkek olarak ...fikrini söylesin bakalım. Bu da hepimizin kaçırdığı bir olay var. Ben Mehmet Bey ilk geldiği günden itibaren gözlemliyorum. Ee, Gülsener abla e, yıllardır bir dolmuşluk var kendisinde. Mehmet Bey korktu, çekindiği için dedi ki ben dedi boşanmaya dedi bu şekilde dedi ikna edemeyeceğim dedi. Ben dedi ayarlayayım hafta sonu götürüyorum işte parkta sallayayım pamuk şekeri yedireyim ağzına bir parmak bal çalayım. Gülseren ablayı boşanmaya ikna edeyim dedi. Daha sonra da hayatıma şu anki hayatımda olan kadınla devam edeyim istedi. Allah bu kadar seviyorum. basit ya. ya. Bu kadar yani basit. sizin fikriniz bu. Evet yani Kes gözünde öyle. Bizim Doğru. aramızdaki yani benim merak ettiğim konu şu. Cuma günü Mehmet Bey dedi ki... Biz işte bir e, deneyelim o zaman çiçek verdi hatta Gülseren Hanım'a çiçek verdi deneyelim hafta sonunda çok güzel vakit geçirdiler neden fikri değişti çünkü Gülseren Hanım orada boşanma yok diyor artık hayatımıza devam edeceğiz diyor ama siz daha isteksiz geldiniz neden? Ya ablacığım ben anlatamıyorum ben kendimi anlatamıyorum size ben diyorum bak. ki bak bu kadın olayı ortadan bir çıksın diyorum ya. Ben yapmadığım bir şeyi kabul ettiremez bana. Tamam. etsem yine kabul tamam, ettiremez. Tamam çıkardık. Beni tavana asınlar yine kabul etmem ablam ya. Hı hı. Çıkardık. Ne kim ne? kabul etmiyorsun sen? Yapmadığım tamam, bir şeyi ben kabul etmem. Bu yuvayı yıkarım. Buradan çıktıktan sonra bakarım derim kapının önüne bırakırım. Çekip Senin giderim, bırakmana bakma. gerek zaten bırak. Hiç kimse de hikaye. bana diyemez ki o eve gel diyemez. Bunu yapmak istemiyorum lütfen. Sizin huzurunuzda söz vermek istiyorum. Zaten da yapmış, yapmış yaptığın iki Hayır, sene Hayır zaten yok. gitmişsiniz ya zaten. Zaten Gittim iki sene yoksun. Karşı taraf ben beni... Ama siz de hiç gelmeye de. çalışmamışsınız. Hiç kadına dönmeye çalışmamışsınız. Şimdi bir yerde huzur olacak. Ben altı ay uyumamışım, işkence görmüşüm. Altı ay işkence yavrum? mi gördün? Aynen yani, aynen. Ay uyutmadı beni. Hani gece akşamları. ben sana altı ay uyutmadım. Uyutmadın. Uyuttun Uyut, mu? Uyutun be, uyutun vallahi böyle. Yapma. Ben Allah seni bildiği ya. gibi yapsın. Yapma Allah. Ben sana Allah 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 sofraya, masaya hazırım. Yalan. Ne uyutmaması ya? Horun horun uyudum ne? Yap? Bak sen parçalarım. Yapma ya, yapma. Bak parçalarım nasıl yapma, yapma, yapma. Parçalarım sen ha. Şey bırak. Bize bir mesaj <laughs> gelmiş. 30 bin TL bağış yapmak istemiş. <laughs> Şimdi, demek istiyorum ben. Burada önemli nokta kararlı olmak. Şimdi Gülsen Hanım şunu duymak istemekte haklı. Ben bu konuyu o da bu konuyu bir daha açmayacak. Ben bu konuyu bir daha açmayacağım ama Mehmet de bana sadakatli olarak geri dönsün. Yeni bir hayat kuralım. Esra Hanım, ona sorusun. Ben onun çok şeyini kapattım. Ya Neyi? Ne? Çok Kadına inan ki kapattım. Bir daha bak şuradan beni Allah çıkarmaya nasip etmesin. Ya sen bir, sürü sürü kadınlarla bir, bir, bir sürü kadından oldum. Bir sürü kadına kadın, hep kız, kapattım. Olay bu işe. Bu ya işte sen akşam gidiyor. görüşüyorsun kimle görüşüyorsun? Sabah akşam? geliyorsun değişiyorsun. Türkler, benim, kimle görüşüyor benim, kadınla benim. mı? Ya tükserin telefonunu verdim. Zaten var bende ki. Çıkardık zaten. Var. Ben de çıkardım. Var var. Biraz önce var, çıkardım, var var, bir şey var işte mı? biraz, var. Bir şey varsa biraz önce biraz önce çıkardın ya eski telefonumla şimdi Gülseren şey bak ya. biz de tabi boş durmadık ee, her zaman her dakika yemen en, en önden söylemiyorum her şeyi bütün telefon kayıtlarıyla ilgili her şeyi öğrendik onu birazdan söyleyeceğim yok mu acaba Mehmet Bey gerçekten Güldane Hanımla görüşmüş mü görüşmemiş mi 6 aylık kayıtlar onu konuşacağız birazdan ama gülseren hanım benim ya merak çıkarım, ettiğim Gülseren bir telefon özür dilerim ablacığım tamam bir onu geleceğiz çıkarım. birazdan geleceğiz ya vallahi intihar edeceğim tamam. bil... Telefonu Kadının bir, sana ispat, benim, yaptırdığını sana söyleyeyim mi yaptırdığını sana? Yapmayın Mehmet Bey yok benim abi. merak ettiğim İcranı bir verin tane konu var. Ben. Merak ettiğim şey neden fikriniz değişti? Çıktınız pamuk şekeri yiyorsunuz. Salıncakta Gülselen Hanım'ı salladınız. Elini tuttunuz. Orada ne değişti? Ya ablacığım bir şey değişmedi. Değiş, dediğim Ben kendi dediğim kelimeyi yine söylüyorum. Dedim ki şu kadın olayı bıksın, bıraksın. Yok. Bunu dedi, nerede bu söylediniz? Kadın, kadın, olayını bırak diye nerede ya, söylediniz? Yolda yolda konuştum. Kadın Konuştunuz mu bunu? Ya kadın yanında Ve kadın Boşanmayı ben kendi bana teklif zaten etti ama. Zaten çekiyor ya. Ben Roman, orada onu niye bize. teklif ettim? Burada beni çağırdığını dedi ki boşanacağız diye çağırttırdı. Evet. Ve de dedim ki istiyorsan istiyorsan boşanalım dedim. Aynısını demedim ben sana. İstiyorsan boşanalım dedim. Ben Sen iki senedir neredeydin ben boşanmak istiyorum Ya kadın bir insan bir hayvanı dahi dövsen günlük kaçıp gider. E sen 6 ay boyunca sun. bana işkence ya yaptı söyle. diyor. Yapma Esnağım, yapma. ben ya. kimseye iftira ben etmem. Ben bunun benim gücüm nasıl bir kadın ne kadar Allah. güçlü olursa bir erkeğe gücü ben yetmez. Ben şunu soracağım izleyicilerimize de soracağım. Bırakın bir, işi, Allah kadın Allah bir erkeği söylüyorum. dövebilir mi? Asla. Mehmet Bey'in iddiasına göre 6 ay boyunca her gece siz uyurken geldi ve sizi dövdü mü? Hayır mi? yalan söylüyor. Ya uyutmadı yalan dövdü söylüyor. demiyorum uyutmadı beni. Ya Niye uyutmuyorsun kalk. Ya bir dakika uyutmamanın türleri vardır. Güzel bir şey içinde uyutmayabilirsiniz. Ya ne? Niye bu kadın Bir, birbirine taklaştıktan sonra geldi kalk. Ya, bir de bak, bak ev bak, olaydı çıkar bak zorunda kaldılar. kaldılar. Temelli ama, bana yüklendi. Nasıl senaryo yazıyor? Temelli ya, bana böyle yüklendi. Bir şey ya. Yok, Hayır bir dakika odur, ben gerçek bunu gerçek gözlemlemek o. istiyorum. Mehmet Bey gece uyuyorsunuz. Yatın şöyle. Buraya tamam, böyle bir baca. Yatın yatın. Hani ya. Yat, Yattım yatın. Tamam. Yattı. Sen geliyor gel gir odasına. Ne yapıyorsun? Ay ne yapıyor şimdi? Ben çok merak ediyorum. Uyuyun. Sen demedin mi? Kalk ne uyuyorsun diye demiyor musun? Ne yapıyorsun? Kalk uyuyor ben diye üstünü örtüyü alıyor. Bir bak Ay bir de kalk o uyuyor diye dövmek de, değil yapmadım o. Yapmadım de ben yine kabul Esra. ediyorum ya. B yapmadım. Bir yatın Mehmet Bey yapmadım bir yatın. Yapmadım de kabul ediyorum. Yaptı. Ne yapıyorsun? Keşke de döveymişim. Nasıl ya. kaldırıyorsun? Gülselen bir ya göster ben bana. Ben kaldırmadım. Yatıyor horun tamam. Kapısını Al örtüyor. Bir Kapısı şey. kilitli. Tamam. Kapı tamam. kilitli. Odana tamam. girmeyen mümkün bir değil. Hayır, bir dakika. Gördün. Nasıl kaldırıyorsun? Esra tamam. Hanım gidip de kaldırmadım ki. Nasıl kaldırıyor? Mehmet Bey siz söyleyin. Yalan söylüyorsun. Söylüyor. Neyle dövdüm ben seni? ya dövdün. Ne, neyle <laughs> dövdün? Döv Teşkede döveydim. Ya, ya. Teşke oklavayla ile ayaklarını da oturtturaydım. Nasıl dövdü? Girdi odaya. Ama böyle anlatmıyorsunuz ki ben ya anladım. Ya ablacığım uyutmadı uyutmadı. Dövmeyi nasıl bıraktım? uyutmadı? Ya ya ya. E e demin dövdü dedi ne, yatıyorsun ama. Yatıyorsun diyorsun. Demin dövdü demedi vurdu, mi Mehmet Bey? Vurdu evet. İşkence vurdu zaman karakolluk olduk zaten abla. Nasıl vurdu uyurken? Şimdi, Şimdi bakın, bana vurunca beni kendine vuracak abla vurdu. Gibi. Mehmet ben... Bey açıklayıcı bir soru olarak işkenceden kastınız her gün uyuyamamak, her gün bu dırdırı çekmek mi? Aynen öyle. Ha. E Aynen. Ama dövmek değil bir bu. bir işkencedir ya gerçekten bir insanın. O da işkenidir. İnsanın Aynen. kafasına su damlatsanız her gün o da işkence. Erkeklere bak dır dır bir dakika erkek şunu da soruyorum. Dayanışması. Erkek dayanışması Tabii, Erkek dayanışması diyor. Ben şunu soracağım. Erkek dayanışması falan yok ortada. Kadının konuşması bir saniye. Kadının konuşması şiddet midir? Şunu bir konuşalım yani işkence midir? Bak evet, Hüseyin öyledir. Bey şimdi işkencedir bakın, diyor kadının dır Şimdi Çin işkencesi diye bir şey var. İnsanın kafasına su damlatıyorsunuz. Bu bile bir işkencedir. Yani belirli aralıklarla istemediğiniz bir şey yapılıyorsa bir insana bu gerçekten kötü muameledir. Şimdi bir insana 6 ay uyuduğun saat belli değil, kalktığın saat belli değil. Her gün aynı olay ve bu olayı işlemediğinizi söylüyorsunuz. Sen kalk bu kadından beni aldattın deyip 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 adam gerçekten işkencedir. Buradan kaçar evet, insan zaten. Yalan diyemez zaten ki. Kaçar yani normal evet. bir şey bu. Şimdi bak Yaptını kadın de, erkek farklıyız. De, yaptın, Şimdi yaptın er Kadın de. daha çok konuşmayı seviyor. Ben o yüzden dinlerim. konuşurken e, bu erkeğe fazla geliyor ve bunu diyor ki bu bir işkence. Beni her dakika konuşarak aldattığımı iddia ederek beni uyandırıyordu, rahat uyutmuyordu diyor. Şiddetten, fiziksel şiddetten bahsetmiyor ama şu da işkence olabilir. Bu kadını aylarca sizde bakmadan, gidip sormadan halini hatırını nasıl geçiniyor bakmadan bana bıraktınız. Bana yaptı, yaptığına karşı sormadım. Yapmadım. Yine diyorum bak ben peşindeyim. Ben lafı e bu inkar kadın etmem. ne yiyecek? Bana ne o yiyecek? yaptıklarına karşı ben yapma. Hocam ba bak. Ya Mehmet Bey bu yaptığını onaylamıyor zaten. Son bak, iki yılda da... Bak, bak. sen kapını kilitli ben sen kapına giremiyordum. Kilitliydi. Kilitli. Kapın kilitliydi. Ben hayatta kapı sen, sen, Sen mi? Hiç kitlememişim. Ya yok ya. E kilitliyse kitli nasıl vuracak? Ben buna baş gelemem. Git, git ya. Yalan söyleme. Kapıyı kilitleyip mi yatıyor? E, siz birlikte uyumuyor musunuz? Hayır. Ya, hayır Niye? Hayır yatmıyordu ben. Ya son olayda abla o Ev olayından sonra. Hangi bu ev olayı başladı. Bak bu yanlış. Karı koca ayrı uyumaz. Birlikte uyuyacaksınız. Neden ben bunu söylüyorum kitliyordu. biliyor musunuz? Karı koca ayrı yattığında adam gidip yatıyor bir de kapısını da kilitliyor. Evet. E ya ne ana olacak? Hazi, ana Bak Ka yatarken hazi. ayak ayağa değer, el eline değer bir temas olur, sıcaklık olur. E sen ayrı yatar bir de kapını kilitlersen nasıl bu kadınla sıcaklık olur? Ben gelmiş, gence yapıyormuşum. Kapı kilitli. Ben ne, bu şir, neyim ki ya yap, içeri girip? Ne yap, ya, Neyi yapma? yapma, sen, yapma sen. Ya, ya. Yap. sen yapma sen. Sen yapma. Sen ne istiyorsun? Son zaten bugünden Ben boşanmıyorum. Söyle. Boşanmıyorsun o kadar. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl yaşayacaksınız birlikte? Onu soruyor. Evet, nasıl yapacağız? Şöyle şöyle olacak. Boşanmıyorum. Ya. Şöyle olacak, evine ya. dönecek. Evine dönmesini istiyorsun. Evet. Ben aynı eski mutluluğumuzu yaşamak istiyorum. Bak. Güzel bir şey söyledi. Evet. Duydunuz mu Mehmet Bey ne Her diyor? Her şeyi bırakacağız. O da bırakacak, ben de bırakacağım. Bu konuları Bundan kapatacaksınız. Sonra Evimize, işimize, gücümüze bakacağız. Tamam ev mi değiştir? Değiştirelim. E tamam çok olumlu yaklaşıyor. Mahalleyi değiştirelim. Mehmet değiştirelim. Bey çok şaşırdı bunu. Hangi gönderse vallahi valla başım tacı. Şey, şey Güvenemiyorum çünkü. Ne? Sen niye güvenemiyorsun? Ya ben taşıdım. Ya? E ben sana nasıl güvendim? Ben sana nasıl güvendim? Ben sana nasıl güvendim 20 sene? Ya bak ben buradan gideceğim. Ben, ben... Evi taşıyacağım bir problem olduğu zaman aa Esra abladan hocamın, hocamın başında söz vereyim. Ben bu ekran işi benim için kapanmıştır da. Sen nikaha güveniyorsan ebedi yüzüne bakmam. Bak söz veriyorum. E, nikaha e, nikaha değiştireceğim. Nikah kalsın tamam. Senin olsun ne yapacağım nikahı? Bakmadıktan sonra eve kapıya gitmedikten sonra nikahmış. Benim için boş. Senin evin kapın i̇nsan var zaten. Nikah bak i̇nsan nikah kanunla verdiği bir sorumluluk vardır. Hanun evde sorun mu var? Ben fazla, de gibi hanımın da sen bana iletirmesin. Şimdi lazım. Mehmet Bey diyor ki ben konuyu kapatıyorum. Bir daha açmayacağım. Mutluluğumuza dönelim. Siz ona ne diyorsunuz? Ben ne diyorum? Tamam diyorum. Ben kabul ediyorum diyorum. Kabul Ama bir şartla kabul ediyorum. Mahalleye gitmem. Evi taşıyana kadar kendisi oraya giderse gider, gitmese gitmez o aile. Tamam. Ayını. Evi siz birlikte taşıyacaksınız. Evi daha başkana haleyle taşmam lazım. Tamam. Yarın bir gün orada problem olmayacak. Olduğu zaman başka Zaten başlıyor. başka yere hatırlatacağı şeyden uzak kalın. Bir de şunu istiyorum, benim de tavsiyem, gidip odaya kilitleyip siz birlikte uyuyacaksınız artık karı koca, tamam mı Gülseren? Ya kilitleme falan, yok ablacığım hiçbir alakası yok, ya lütfen Kitledim ya. Kilitledin ya, hadi git. Yapma, Ya abi, aklıma konuşma. ne geldi? Ya o yalan, bu yalan, o yalan, ya, bu yalan, o yalan, bu yalan. Ya yaptığımı ben yaptım derim, Senin inkar et. Serin da bak, ya, birisi bana, bana hata yaptın mıydı, Hı? ben bunu inkar ettim mi, der ki, ya o yalan, bu yalan, bu kadın nasıl çıkarıyor bunları? Bu kadın senaryo yazma. Ben sen oyuncu değilim. Ay, yorum, dal, sen ya, öyle da bir oyuncusun, oyuncusun ki ben... sen oyuncular, oyuncuların kralısın hem. Hani. Evet, belli doğru. söylüyorsun. Aynen. Çeken bile. Sen, ben... çeken bile. Çek, ben ben, şey ben senden daha çok çektim. Sen ne çektin le? Tamam. Sen tamam. ne çektin ne? Sen be? haklısın. Tamam, tamam. Doğru söylüyorsun. Yani. Bak en güzel söz. Sen haklısın değil. Hepsi yalan. Hep tamam ben yalanım. Yalan. Tamam. Yalan yalan. Tamam. Onu ya. kabul etmiyorsun, bunu kabul etmiyorsun. Onu yalan diyorsun, buna yalan diyorsun. Ya güvenimi sarsıldım. Ben, 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 ben sana, ben sana, güvensem güven. başımın tacısını... Sana Hemen bir şey diyeceğim de. Ben sana, Yarın aynı ben sana olacak. güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum biliyor musun? Ben yanlış yapmadığım sen, için güvenmiyorum. Sen 70'inde neyse 60'ında neyse ne, 70'inde de öylesin. Ben sana hayırlık öylesin. yapmadım bir zaman. Ben seni yoldan... Yapmadım. Ben seni nerelerden çevirmeye baktım. Öyle mi? O zaman benim bu gözlerim görmediyse kör olsun böyle gideyim. Sen gidip birine taklaşıyorsun He. bana... Ne şey, taklaşması? Senin yüzünden. Beni daire... Senin yüzünden. Ya, beni niye bak, kattın? Bak senin yüzünden diyorum ha. Beni ama. niye kattın? Seni sen atarım. Ya niye ne, attın? Ne attın olmayan bir şey? Niye attın? Ben gözlerim kör böyle mi? Hayır yok? o kadar bir dakika. Ya, o kadar ya. yaklaş. Şey... Bir dakika Nil gözünü. Oyarım. O kadar yaklaşmayı artık sarılmak için yapacaksın. Ya abla Yok sarı... yalan söylüyor ya. Ben, ben, ben diyor bundan çektim. Ben senden ne çektim? Ben ne hale koydum? Baksana ya. ya ben Sen sana... şöyle gözün önündeyim. Eski bir sene önceki halimi gör. Şimdiki halimi gör. Bir senede mi yaşlandım diyorsun? Ben bu senede... Şu Hanım'ın bir eski fotoğrafını göstersen. Bir senede sen... çöktüm. Ben geçen sene bir bir şey Bey ben diyor. Çok güzel kadınmış yalnız. Bir senede ben bu hale geldim. Bak bak. Gülseren Hanım'ın eski haline bakın. O çok eski. Ama bir senede bir insan bu kadar düşünür, bu kadar az, kalır olur mu ya? Benim aklıma ne geldi biliyor musun Gülseren Stresle, Hanım? sinirden, mide ağrısı çekiyorum artık. Şimdi bak. Ben karı koca ilişkilerinde neler düzelt, sıcaklık sağlar bilirim. Benim bir teklifim var size. Bugün siz aynı otelde aynı odada kalın. Ben, ben tamam kabul ben... Bak Gülseren nasıl hemen tamam diyor? Bir akşam. <laughs> Mehmet Bey benim çünkü şimdi şöyle düşünün, bu bir deneme. Bakalım siz birlikte ben, kalacak benim mısınız? Benim nikahlı kocam ben. Tabii canım nikahlı kocan ne olacak Tabii. aynı odada kaldınız. Dedim şey, Mehmet Bey. Baş, her zaman kapım açık. Ya ne diyeyim abla diyecek bir şey yok ha. Hayır hayır aynı odada kalırız kalırız, kalırız. Kalırsınız. Kalır. Yani evet. Bu kalırız. gece aynı otelde kalırız. aynı odada kalacaklar. Evet. Tamam. <laughs> Güzel. Bir tane. Aa, bak bana öpücük atıyor. Gülseren de mutlu oldu. Şimdi o yarın gelir ba başka türlü gelir ha. Yarın değil bu gece kalıyorsun artık. Yok yok yarın da gelse bir de böyle şey yapalım mı Gülseren Hanıma biraz böyle bakıma böyle bir şey götürelim gece evet. Hayır, hazırlansın olur mu? İyi olmaz mı? Ha böyle bakımlansın güzelleşsin eski haline şey yapmış hmm. bir böyle kuaföre gidersin güzel bir şey alalım İster misin? Ya bak, ben bak. güzel bir şey istemiyorum da ben böyle yüzüm çok zayıfladı çok çok biraz bakıma götürelim Gülseren Hanıma böyle bir güzelleşsin bakımlansın. Ha? İster mi ihtiyacım var? Var değil mi? Güzel böyle şey olsun hem de kendini toplaması için. Hem bana moral de olur. Moral de olur sana. Güzel böyle e, bu böyle geceyi de özel hazırlayalım. Belki bir yemek yerler sonra odanıza geçersiniz. Esra ben buraya geldim geleli inan ki doğru düzgün yemek yemiyorum. Niye yemiyor? Çok güzel yemek var otelde. Tamam ben kötü demiyorum. Ya bir insan istemesin istemiyor yiyemiyorum. Bu sanki bir tane ekmek alıyorum ağzımda kocaman oluyor. Hep stresle midem ağrıyor. Mehmet Bey şimdi bir erkek şimdi kadınlar iltifattan güzel sözlerden hoşlanır. Şimdi siz de bak ılımlı yaklaşıyor size. Böyle güzel bir söz söyleyeyim bence bir iltifatı hak ediyor. O söylemez ki. Bir bakın belki söyler beni dinler. Valla her, şey, her, dediği oluyor şu anda benim... Bir yok yok her dediği hiç... oluyor istemez. Aynen, çok güzelsin. Yani, yapacak, bir şey. Sen benim bir ya tanemsi. Ben zaten böyle olmasını istemezdim. Olma, ol, Ne yap, ulan, hiç, hiç isterim, ben dikkat şey... ettim. Şey... de birbirinize hiç iltifat etmiyorsunuz. Hep kötü hep eleştiri. Bir güzel bir şey söyle sana da söyleyeceğim. Söyle Mehmet Bey. Başımın ben söyleyeyim. tacı ne diyeyim? Başımın, başımın tacı ha, başım ben, ne diyeyim. Başımın tacı çok yakışıklısın. Alan Delon gibisin. <gülüyor> <gülüyor> güzel çok yakışıklısın. Alan Delon gibisin. Ya abla ben buna hayatta... Bir kötülük yaptıysam Allah be Kötülük Allah demiyor doğru. bak çok yakışıklısın diyor. <laughs> kötülük yaptıysam... Tamam. Ne yapacaksın? Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Tamam tamam. Sen ne kötülük yapacaksın? Daha daha dur güzel mi? söz kısmına geldik. Bir tane daha güzel Beni bir şey sinirlendiriyor söyle. işte böyle. Bir... Güzelim dur sinirlenme. Güzel bir şey daha söyle. Güzel bir şey söyle Mehmet Bey. Yani Evet. Bir insanın marifetini övmek iltifattır. Ee, marifet iltifatı tabi. Çok güzel dövüyorsun. Çok güzel uyandırıyorsun. <laughs> Bundan sonra öpücüklerle ya, hocam, Bundan lütfen. sonra öpücüklerle uyandırmanı bekliyorum falan diyebilirsin ya. Hocam, Bak lütfen. ben şimdi birkaç güzel söz söyleyeceğim. Hocam, Dur. Hocam lütfen. Mesela Mehmet Bey diyebilir ki kokunu özledim. Seninle birlikte uyumak istiyorum. Sana dokunmak istiyorum. Gözlerin çok güzel. Zaman ne kadar geçse de, zaman ne kadar bize yaş aldırsa da o gözlerin, bakışın hiç değişmedi. Senin gözlerine bakarak uyumak istiyorum. Nasıl? Olur mu? O bizi açtı. Ha? O bizi o açtı, açtı aç. mı? Evet. Niye <laughs> açsın canım daha genç bir. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Aşkın yaşı yok ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> yok değil <mi? gülüyor> Bak bakayım senin özlemin var değil mi? Aşkın yaşı yok. Ya değil, iki buçuk senedir görmüyorum. Gelip sormuyor ya. Ya bak. Özlemiş. Ya özlemden diye niye böyle yaptı bana ben bunu anlamıyorum. Ama artık şey. yaptığı değil bazı bazı şeyleri düzeltme. E bir de Mehmet'e Bey'e sarıl hadi. Yok sarılmıyor. Sarıl sarıl şimdi Alan, Alan Al Delon dedin aşkım dedin bir sarıl. sarıl, çak sarıl çak. Mehmet Bey kalk. Hani <laughs> onda da tokat atıyor <laughs> Ay neye güldüm. Gülseren Hanım. Öpücük attım. Öpücük attı ama bir tokat da attın arada. İşte tamam öpücük o. Allah! Ay, <laughs> Ay, ben niye... yok <laughs> yok. Ben de oturdum düştü. <laughs> ben de mutlu oldum. Aman Allah'ım borusun sen. <laughs> ama Gülseren Hanım. Bak böyle sen aşık mısın? Ben seviyordum. Ama azıcık var. Hala var. Hı hı. Var yani atamıyorum. Onun için bunun peşine düşüyorum. Ben seni birazdan çok güzel bir şeyler söyleyeceğim olur mu? Mehmet Bey ne hissettiniz sarılınca? Ya ablacığım şimdi ben ne diyeyim? Ben, ben kendime karşı çok saygılı bir insanım. Vicdanlıyım da kötü bir insan da değilim. Ay ya. Ya yani ben ne? Her zaman da başınızda. Erkekler de hiç erkekler de hiç hislerini anlatamıyor ya. Şuraya gelen Doğru, bir abla. erkek görmedi ya güzel duygusunu anlatsın. Sen vicdanlısın, sen bir şey yapmadın, sen Tütten çıkmış artık bitti o geçti. Tamam. Bak geçti diyor geçmişte bıraktı. Eyvallah, bırak, eyvallah başla. Ben neler gördüm seninle. Hepsini böyle ne yaptım biliyor musun? Attım ben dimdik yürüdüm. İnşallah burada kalır. Ben dimdik yürüdüm. Ben ben senin gibi değilim ki. Ben burada söz verirsem biter. Eyvallah. eyvallah. Sana da söz verdim. Şu olacak değil mi yapıyordum. Tamam, sen biliyorum. çok iyi tanıyorsun beni. Biliyorum. Sen o için. Sen de Bana duracaksın. haksızlık yaptığın için ben dayanamıyorum. Dayanamadım artık. Ben sana haber gönderdim. Sen geldin peki. Binanın orasından beni gördün oradan gittiğimi. Niye böyle bakıyorsun da yanıma gelmiyorsun? o, Neden? Bir habersen, o bir, ya o mahalleyi ben mi... o mahalleye gelmeyeceğimi sen bilmiyor musun? Sen, senin karın var ya. Ben herkes sevmek zorundayım. Herkes beni sevmek zorunda değil. O ben nefretim. değil. Girmem. Bak sen zaten o mahalledesin. Girmem ki nefret ediyorum. Senin kadın hanımın geçiyor. Dur bakayım gel buraya. Şimdi no. bu da hata. Eşi de Gülseren Hanım da orada bırakmayacaksınız. Alacaktınız götürecektiniz. Şimdi bak ben ne dedim? Gülseren Hanım... ...senin içini daha da rahatlatmak istiyorum. Yok diyecek. Bana inanacaksın ama. Söz mü? Ben inanmıyorum. Ben gözlerime inanıyorum. Ay bana inanmayacaksın mı? Ben sana inanıyorum. Tamam o almış. Tamam ben yine gözleriyle göstereceğim bir şey. Almış. Bir dakika ben bir açıklayayım. Şimdi biz 6 aylık döküman dökümanları çıkarttık. Kimle konuşmuş, ne etmiş? İçinde hiç Gül Hanım yok. Onun başka hattı var. Allah. Var. Başka hat var. yok üzerine var. de. Var mı arkadaşlar başka hattı üzerine? Hayır. Başka hattı yok. Üzerine başka hat yok. Kadını Hanım. almıştır hattı. Kadını alsa da onunla konuşmak zorunda. Yok. 6 ay boyunca değil. Gülseren Hanım 6 ay boyunca bu adam Mehmet Bey o kadınla konuşmamış. Ben de iki tane telefonum vardı. Birini zor aldım. Bir şartla veririm dedin. Bana manto al vereyim dedim. Kendi de biliyor. Vermedin ki ben ikisini. Işte. O o telefonun nerede? Sen de Vallahi sen de bir lazım. Ama sen. şimdi bak Gülseren Hanım ay, iki senedir bu adam mı? yok. Niye başka çok, telefonla konuşsun? Sen çok, Zaten senin hayatında değil bak. Ben de hayatımda değil daha öncekiyle sonra. iki tane telefonu vardı. Ben de bir telefonu vardı. Ben dedim ki vermeyeceğim vermeyeceğim. Bu ne yaptı yaptı elimden aldı. Ben şunu alırsan dedim alacağım söz verdim. O telefonu var. Ben adım gibi biliyorum. Var. Es, es Esra, Hanım. Var. Işte. Biz bir baktık telefona. Var. Birini aşkım diye kaydetmiş. Biz dedik ki ha, bak Gülseren Hanım haklıymış bulduk en sonunda. Kimmiş aşkım biliyor musun? Sen. <laughs> ne a ı? Altı ay öncekini diyorsun sen. Bu altı bu iki sene, 2,5 sen sene oldu. Sen aşkım diye kayıtlısın hala. Ya. Aşkım e, diye, diye kayıtlısın. Kendine de benim, ben de kayıtlı aşkım diye. Sen de mi aşkım evet. diye kayıtlı hala? Evet. Bak. iki sene boyunca aslında vazgeçmemişsiniz. Bu da önemli bir şey aşkım diye kayıtlı. Evet Esra. Şimdi Gülseren Hanım, Esas bak hanım, mutlu bakma. olmak istiyor musun sen? Evet. O zaman bu konuyu kapatıyoruz. Biz çıkarttık dökümanları. Tamam Esra. Hiç bundan tamam. sonra bu konu yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bundan sonra? Güzel bir başlangıç yapacaksınız. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? Evet, evet, tabii. Bu konuyu kapatacaksınız. Evet, Evet, evet inşallah. Tamam. Güzel. İnşallah, i̇nşallah. Ve bugün e, ee, Gülsel Hanım'la güzel bir kuaföre götürelim böyle bir süsleyelim. Sonra birlikte otele gidin, yemeğinizi yiyin, odanıza geçin. Esra bunu ben... ben birlikte ben... uyuyun bugün. Es... Doğru fikir mi karı koca? Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Esra benim ne olur? Yarım saat sonra bir gönderin benden boşan diye bağırır. Yarım saat aşağı indirin. Ben sağım Sen öyle deme. Yaparsa ha. de. Yapmadan yapar mı? İlk sefer mi? söyledim abla. İlk sefer bir kere. Bir söyledim mi başka? Söyledim bir dakika ben sefer. sorayım. Mehmet Bey bu gece otelde kalacak mısınız birlikte? Anlayacağız. Gideceğiz. Tamam. Bitti artık konu. Hadi bakayım. Allah sonumuzu hayır getirir. Bakalım bu gece ya. inşallah bir şey olmaz odada. Artık ha? yarın. Ya ne olmaz. olmaz da şu karı bir aradan çıksa da gelip kurtulsak bari. Şu, i̇nşallah. Ama devam Temennim de o zaten. Temennim ben o. açıkça bir şey söyleyeceğim. Bu geceyi çok merak ediyorum. Şimdi burada bile biz tutuyorsan, bak ben güvendim sana da her şeyi de açıkladık. Bakalım nasıl bir gece geçireceksiniz? Yıllar sonra otelde aynı odada birlikte kalacaksınız. Kaç yıl sonra birlikte uyuyorsun? İki buçuk. Sene. On sene. 12 iki sene sonra. 10 sene. 10 senedir birlikte uyumadınız evet. mı? Evet. Çünkü kapıyı kilitliyor giriyor, kapıyı <laughs> kilitliyor giriyor. Yapma ya. Kapıyı ya. Kitli... Ne 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 ne? ya Demeği, bu var ya. Ya kapıyı kilitliyorsun ben zora vura 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 açtırmıyorum mu sana? Bu kapıyı kilitleme diye seni ben kafana şişe fırlatmadım mı? Fırlatmasaydın ben meyveli fırlattım eğer değildi valla o anda bitmişti bu. Artık bitti onlar ha? unutuyoruz. Aç kapıyı kilitleme demedim mi sana ben? Yok. Yok mu? O bitti kapat şu mevzuyu. Payan. Hadi tamam. biz yaklaşmışken bir daha sarıl. Sıfırdan güzel başlangıç. Şimdi yeni başlangıç. Ben bu geceyi Vallahi, nasıl geçireceksiniz? Vallahi bu sıfır olmaz da sıfır yapalım. Sıfır yapacağız şey. her şeyi. Bak kararsız ya sıfır olmaz da. Ama sen ona göster sıfır olduğunu. Sıfır olmaz da bakacağız. Tahminleri bırakın. Tahminleri bırakın. Gerçeği gösterin. Ve artık değiştiğini göster Gülseren. Ben el değil. ele çıkın buradan ben, da diğer konuyu alalım. Esra ben çoktandır değiştim. Bak ben çok aradım kendini, Çok haber gönderdim. Mehmet Bey gelin. El ele çıkın bari ben de onu bir göreyim. Buradan Vallahi el ele çıkın da yeni konumuzu beni. alalım hadi. hadi, hadi ya elinle... Tamam Gel alacağım. Hadi. Kendi Bakayım el ele al. gidiyorlar he. Görelim el ele. <Gülüyor> bak. <Gülüyor> güle güle. <Gülüyor> Erkek <laughs> dayanışması. <laughs> hadi bakalım. Diğer konumuza geçelim. eşi Gülşen evdeki altınları ve parayı alıp Erkan'la kaçtı. Ben işe giderken 36 bin lira paramı 5 tane bilezik, 5 tane de altın götürdü. Bir de üzerine çocuk yaptı. Bir çocuğu da ondan var. Başına gelenler için kayınvalidesini suçlayan İsmail. Aramıza kaynanam girdi. Üç defa eşimle barıştım. Kaynanam vermedi. Su içirdi. Hem bana verdi hem de kendi kızına verdi. Bizi birbirimizden uzak etti. Eşi Gülşen'le yüzleşebilecek mi? Gel buraya boşanalım. Kaçma benden. Buraya gel. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni başlandı. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bu ne şıklık. Teşekkür ederim. Evet, İsmail Bey, eşiniz altınlarınızı, paranızı alıp kaçmış. Evet, doğrudur. Üç yıllık eşiniz bu sizin değil mi? Evet. Bunun için geldiniz. Şu an resmi nikahınız devam ediyor mu? Resmi nikahı ondadır şu an. Yani devam ediyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Hayır, boşansanız bilirsiniz ama. Tabii, boşanmadım. Hayır, <laughs> tamam. bırakmadım. Boşanmadınız, devam ediyor evliliğiniz. Aynen. Nerede eşiniz? Başka bir adamla? Tabii. Erkan isminde birine kaçtı. Aynen öyle. Bundan iki sene önce. Aynen. Altınlarınızı da aldı. A, 36 milyar para. 36 bin TL'ye aldı. Evet. 5 tane bilezik, beş tane büyük altın. 5 tane bilezik, 5 tane büyük altın aldı. Aynen. Başka? Başka? E, işte ne yaptıysa benim kaynanam yaptı. Kayınvalideniz yaptı. Aynen. Yani sizi e, onu götüren kayınvalideniz mi o mu ayırdı? O bizi ayırdı. Hatta bana bile büyü yaptı bile. Büyü yaptı diyorsunuz Aa, aynen, öyle iddia aynen. ediyorsunuz. Kayınvalideniz yani mi bir, yaptı? Bir, e, göz önünde yani birbirine kararttı yani. E, büyü, buldunuz mu evin içinde büyü? Yok bulamadım. Bir Bu arada çünkü sizin çünkü büyük, bir dakika sünürü... ben şeyi merak ettim. Çünkü... Ya, İsmail Bey'in bir klibi yok muydu? Var. Siz müzik ile mi uğraşıyorsunuz? Evet. Şarkıcılık yapıyorsunuz Evet. Peki ne söylüyorsunuz genelde Nasıl müzikler Türk halk müziği arabesk Arabesk Türk halk müziği Yani işiniz hep ne zamandır bu iştesiniz Vallahi çoktandır Yani ben çocukluğumdan beri Bu işle uğraşıyordum Ama nasip Yani bu Bir iki yıl içerisinde oldu İsmail Bey şarkıcılık yapıyor Aslında uzun zamandır uğraşıyor Bir klibiniz de var galiba var, değil mi? Var. Bir klibini biraz görebilir miyiz İsmail Bey'in bey. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Yeni son olan bu değilmiş ama herhalde başka şarkılarınız da var. Bugün oturun var. siz. Evet. Şimdi e, böyle şarkı söylerken mi tanışmıştınız? Eşinizle nasıl tanıştınız? Hayır. Ben e, hepsi benim kayınanam. Kayınvaldeniz tanıştırdı evet. sizi. Nasıl tanıştırdı? Vallahi e, yani e, ilk önce ben eski şehirden ığdır'a köye gittim. Evet annem babam da o zaman bizim koyunlar vardı. Oradan annem babam çıktı koyun yemini vermeye. Bir ben ben de inanam evde kaldı. Şimdi o burada değil Allah'ı burada. Ben söyledim. Ben konuyu açtım. Kayınvaldenize konuyu açtınız. Evet, ben konuştum. Yani ben konuyu açtım. kızı görmüş müydünüz kızını konu açıyorsunuz. Hayır, haberim hiçbir şeyden yok. Yok, ben biriyle mi evlenmek istiyorum dediniz direkt. Vallahi böyle söyledim. Dedim ki, Makbule abla dedim, hiç kız yok mu? Ben evlenmek istiyorum. Hiç kız yok mu tanıdığın dediniz. Aynen. Aynen böyle söyledim. Vallahi siz arada, peki biriyle hani... arada arada bir bir iki hafta geçti yani. Peki şunu merak ediyorum. Siz hiç bu dönemde hani bu hanımefendiden annesinden istiyorsunuz ama siz hiç biriyle ilişkiniz olmadı mı? O kadar da sosyal Hayır. bir hayatınız var. Hayır. Biriyle tanışmadınız Yok. hiç. Yok. Yok. Sizin ilk evliliğiniz mi bu? Evet. İlk kez evlendiniz siz. siz. Daha Aynı. önce bir evlilik yapmadınız. Hayır. İlişkiniz de olmadı hiç. Yok. Aa ilk ilişkiniz bu. Aynı. Ha ilk kez biriyle ilişki yaşadınız. Benim haberim idi Önce evet teyze teyzesinin geliniydi yani makbule atar e şunu merak Onu ediyorum. bu evlendiğiniz evliydi. kişi daha önce biriyle evlenmiş değil mi evet benden önce bana Sizden gelmeden önce biriyle evliymiş aynen çocuğu var Sonra mıydı var idi bir Ma çocuğu var bir çocuğu var evet. peki siz hiç evlenmemişsiniz çocuğunuz yok hiç böyle dediniz mi? ben bekar biriyle hani daha yani bilmiyordum evli olup olmadığını Aa. haberim yok hiç yok haberiniz. Bilmiyordum. Bekar sanıyordunuz siz. Aynen. Ben bilmiyordum. Yani ben e, e, şeyde e, kaç sene eve gitmedim. Yani 4-5 sene ben Iğdır'a gitmedim. Köye dönünce olay bu. Tamam. Yani Peki ben anneniz geldim... babanız da bilmiyor muymuş bu kızın daha önceden evli olduğunu? Nereden bileceğim ben? Bilmiyorum. Annem 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 babam biliyordu ama ben bilmiyordum. Ama size bana söylemez mi annem baba? Söyle. Bilmiyordum. Nasıl oldu olay ben sana anlatayım. Evet. Şimdi ben gittim. Aynen böyle söyledim. Arada iki hafta geçti. İki hafta geçince bana söyledi ki benim patronum bana e, dedi e, İsmail sen e, git ben sen paranı yani hesabına atacağım. Ben köye geldim. Sonra adam benim paramı gönderdi. Ben de anneme söyledim. Dedim anne ben benim patronum bana para göndermiş. Ben ıgdara gidiyorum. Ben gidince sabah köy servisine binince ben baktım o da geldi. O kaynağına, eşiniz. Kaynana, kaynana. Ha, kayınvalideniz geldi. Baktım o da geldi, bindi. Tamam, bana siz bayağı. ona söylediniz, bana o, birini hayır, bul dediniz. Hayır, öyle, öyle değil. Ee, gittik Tuzluca'ya. Vallahi Tuzluca'da bana çağırdı, dedi İsmail, hele biraz buraya gel. Neyse, gittim yanına. Bana şu şekil söyledi. Dedi, benim kızım var. Gel ben sen ben kızımı sana vereceğim. Hı hı. Ben de i, haberim yok, yani gitmiş, evlenmiş. Çocuğu Daha önce olmuş. evli evlilik geçirdiğinin haberiniz yoktu. Haberim yok. Ne kadar zaman içinde evlendiğini hemen? Neyse ben arada bir bir hafta geçti bir hafta geçti ben Iğdır'a gittim. Neyse bunu bana söyledi dedi ben kızımı sana vereceğim. Neyse Iğdır'a gittim ablamın oğluyla barışla birlikte. Dedi ben dedemi görmek istiyorum. Geldi. Şimdi çok detaylı anlatmadan şunu merak ediyorum. Siz bu kadınla ilk nasıl karşı karşıya geldiniz? Eşinizin ismi neydi? Gülşen. Gülşen'le ilk nasıl karşı karşıya geldiniz? Arabada, arabaya kaçırırken. Arabayı mı kaçırıyordunuz? Arabayla kaçırdım. Kızı kaçırdım. Siz kaçırdınız? Annesi bana dedi ki bak senin bir ben, bir sen, bir Allah. Kimseye söyleme. Bu Kelimeyi bana... Beni ikna etti yani. Ha kız Annesi dedi ki kızımı kaçırma dedi. Bizden kimse haber vermiyor. Haberi olmasın. Kızımı kaçır dedi. Aynen. Anneye bak ya. Vallahi e, niye öyle. Niye kızımı kaçır diyor? Bilmiyorum. Olay bu. Böyle beni kandırdı. Peki neden ben kızı götürdüm? isteyerek güzelce evlilik yapmak varken... Vallahi öyle olmadı işte. Peki hayır... Anne der mi ya Yedi, benim kızımı kaçır? Dur da ben sana detayını anlatayım. Şimdi... Peki ay yani şunu merak edeceğim. O sırada kadın evli miydi? Evliydi. Babasının Aa. evine getirip atmıştı. Oh. Oh. Evli kadını kaçırmış oldun sen. Evet. Ayda. Çünkü önceden... ...teyzesinin geliniydi. E sen bilmiyor musun evli kadını bilmiyordum, kaçırdığını? Bilmiyordum. Hayda. E bir bilmiyordum. Bir dakika ben, ben şunu merak kaçırırken... ettim. Ben kaçırırken... Babasının Kaçın... evine mi gitmişti kız? Evet, ba e, kocası getirmişti babasının evine. Evine atmıştı. bırakmış yani. Kavga Aynen. etmiş karısını evinin. Aynen öyle. Kavga mı etmişler? Bilmiyorum. Orasını ben nereden bileyim? Ama hiç sormadın mı? Sen bu kadını nasıl kaçırdın? Eve mi çıktın? Teyzemin oğlunun evine kaçırdım diyorum. Hayır, ama nasıl aldın kaçırdın? Arabayla. Abi arabayla da arabaya nasıl koydun kadını? Kadın biz Kaçırırken köyün girişinde telefon açtım. Ya arkadaş ne güzel, açtın bak. telefon kadına İsmail, ne dedin? Dedim yola çıkın gelip alacağız. E, bu kaçırmak değil haberi var mı kadının? Haber var tabii canım. Ha var. İsmail tamam. Bey, bak pehli pehlivan, pehlivan tarif döndürdün Çok uzun anlatıyorsun. Adam bir tavuk seçerken biraz daha zorun olur ya. Şimdi kaçırdım diyorsun. Ortada aslında gönüllü sana annesi kızı vermiş belli. Yani senin başına mı sarmış? Onu, onu anlamaya çalışıyorum ben. Aynen. Öyle mi yaptı? öyle yaptı. Annesiyle birlikte mi kaçtılar? Annesi annesi kızı arabaya koydu. Kız ne diyor o sırada? Ne diyor Gülşen sana arabaya koyunca? Hiç arabaya koyunca biz yol aldı. Siz ilk o gün mü görüyorsunuz? Aynen o Görünce gün. Görünce ne arabayı belki de çok hiç beğenmeyeceğiniz biri. içerik. Vallahi Çirkin. bilmiyorum. Beğendin Annesi, mi ilk arabaya konunca? Vallahi arabaya koyunca ben beğendim. Niye yalan söyleyeyim? Öne mi oturttu? Yok ben Arka, önde bindim. O arkada. Arkada. Baktınız <laughs> Aynen. mı böyle aynadan kadına? Baktım. O da size baktı? Aynen. Peki ne konuştunuz ilk? Yok konuşmadık. Direkt ben Iğdır'da teyzemin oğlun Fuat'ın evine götürdüm. Peki beğenmeseydin indirir miydin arabadan? Yok. <laughs> Niye indireyim? E beğenmesen de kaçıracaktın. Vallahi öyle. E ne yapacaksın beğenmediğin kadınla? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Iğdır'a teyzenin oğlunun evine götürdün. Aynen. Orada teyzenin götür... oğlu ne dedi? Teyzemin oğlu dedi getir. Getir kadını. <laughs> Aynen. Sen dedi mi kaçırdın bir kadın? Biliyor. Biliyor o da. Allah Allah normal bir şey gibi herkes kaçırıyor mu böyle rahat? Vallahi kaçırdım. İyi. Yalan yok. <laughs> Mutlu oldun yani. Yani. Kaçırdın teyzenin oğlunun evine ne yaptınız orada? Vallahi ne yaptık anlatılmaz. <laughs> Aa, yani... anlatılmaz. Ne yaptın? Nasıl anlatayım? Hayır yani kaçırın kızmadılar mı niye kaçırdın kadını? Yok hiçbir şey söylemedi. Teyzenin oğlunun evine götürdünüz. Aynen gittik imam nikaha e, imam nikaha yaptık. Hemen o gün mü? Aynen. O gün imam nikah Peki demedi mi kadın ben evliyim? Yok bana söylemedi. Peki neden hemen imam nikah yaptınız? Resmi nikah niye yapmadınız? Resmi nikahı Konya'ya giderken. Yapalım dediniz. Yap. Peki nasıl olacaktı? Başkasıyla evli ya. Onu Konya'dan Konya'ya götürdüm diyorum ya. Orada öğrendiniz. Kaç gün sonra Konya'ya gittiniz? O kadar hızlı mı şey? Boşandılar. Yok. Ne, bak, ne boşanması tamam, bo ya? Hayla bir dakika. Ben... Dedin ya evliydi bu. Resmi nikahla mı evliydi? Aynen. Tamam. Şimdi Konya'ya götürüyorsun e, ya orada e, yapacağım. E, hayır hayır. E, e, e. teyzesi resmi nikahı yok dedi. Ha resmi nikahı yokmuş diğer adamla. Yok yok. Ha, tamam. Diğer adamla da imam nikahlı. Aynen. İmam, i̇mam nikahlı. nikahlı. Tamam. Onunla ne kadar evli kalmış çocuğu olan adamla? Vallahi onunla ki yer 2 yıl yaşamış. 2 yıl yaşamışlar. Peki şunu merak ettim. Teyzenin oğlunun evine gittiniz. Teyzenin oğlu demedim mi? Sen bu kadını kaçırdın ama ya da kadın size ne Haberi diyor? Haber vardı. Ben haber verdim. Tamam. Mesela kadın size ne diyor teyzenin oğlunun evindeyken? Ne dedi Gülşen ilk size? Vallahi gittik. Akşamydı zaten. Evet. Gittik hemen yattık. Hemen yattınız mı? Aynen. Hemen odaya gittiniz akşam ama olmuş. Ama anneme e, konuşmadınız ben... mı? Konuştuk. Ne konuştunuz? bir şey konuşmadım yani e, fazla <laughs> Ne konuştun bir şey konuşmadınız. Hayır demediniz mi sen şöyle sen ne hoşlanırsın ben ne seversin? Ben çok söyledim. güzelsin ne söylediniz siz? Vallahi ilk dedim İlk ne ben söylediniz? Seni ilk görüşümde aşık oldum. Aa, ben sadece bir kelime. Aşık söyledim. oldunuz mu hemen? Evet. O ne dedi? O bir şey söylemedi. Sustu. <laughs> Hani şey ben de ilk yani. görüşte beğendim seni falan demedi. Yok yok. Şöyle mi? Şey Eve girer Ama nasıl mi ilk evlilik. gördün sen? Profilden mi gördün? Nasıl gördün? Arabaya attın abi o kadar Arabaya geldin. Arabaya koyduğu zaman... Gördüm orada. Gördüm. Ha tamam. Beğendin. Annesi, annesi arabayı bindirdi. Direkt ben... Peki şunu soracağım. Teyzemim, Siz şimdi gittiniz. E, size bir oda hazırladılar. Odaya gittin Seni orada sohbeti merak ediyorum ben. Ne sohbet ediyorsun? Yok sohbet etmedik hiç. Orada çünkü... <laughs> geçiden. Gittiniz uyduğunu yaptınız hemen. Teyzemin oğlu, çoluğu, çocuğu, eşi vardı. Onlar da evde. Onlar da evdeydi tabii. Kalabalık bir evdesiniz. Hepiniz oradasınız. Yani ama hayır odada mesela otururken ilk bir şeyler sop değil mi? Birbirini ilk defa tanıyorsun. Vallahi... Ha? Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey sormadım ben. Söylemediniz uydunuz birlikte. Aynen. Hemen yani bu da evlilik zamanı hani insan anlaşır mı anlaşamaz mı ne yapacağız biz nerede yaşayacağız ne olacak geleceğimiz? Ya nereye geleceğin ne olacak biz orada teyzemin evinde tam 15 gün kaldık baktım annemle ha. ablam arabayı tutmuşlar geldiler bizi aldılar. Tamam 15 gün Söyle. boyunca nasıl 15 gün boyunca ne konuştunuz? Valla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yani anlatmadı Yok, mı size hayatım? Götürdüm, gezdirdim. Yani durumum iyiydi o zaman. Gezdirdiniz, birbirinize güzel sözler söylediniz. Tabii, tabii, tabii. Neler işte. söylüyordunuz? Ne, ne bilim Aklımda mı kaldı sadece? E bir tane güzel bir şey aklınızda kalmıştır. Vallahi götürdüm, ona e, şey aldım. Ne aldınız? Neydi ya? Kıyafet ona mi? Ko kolye almıştım. Ondan sonra makyaj şeyi Malzemesi almıştım. Aldınız. Malzemesi aldınız. Peki de yani ne, ne dediniz ona mesela? Bir vallahi tane de bir de, şey hatırlarsınız. Valla ilk e, söyledim. Dedim aşkım sen ne istiyorsan. Burada kendini seç beğen. Bak Hangisi, ne aşkım ne istiyorsan seç beğen sana alayım mı dediniz? Aynı. O ne dedi? Bir şey söylemedi. O da hiçbir o da şey söylemiyor. Aldı. aldı o da. O da aldı. Pahalı şeyler mi aldı? Yok fazla bir şey değil yani almadı Peki 15 gün o teyze oğlunun evinde kaldınız değil mi Aynı. sonra ne oldu sonra gittik e, ablamın evine ablam da ıgdır'da oturuyor da şu an benim üç tane ablam var Evet ablanız evine an gittiniz ya da biri ıgdır ıgdır'da biri de zaten köyde Tamam ablanın evinde ne yaptınız Vallahi tanıştırdım yani ablanıza tanıştınız orada kaldınız mı? Kaldık. Ne kadar kaldınız? Bir, bir iki gün. Bir iki gün kaldınız. Kaldık. Peki, ondan sonra tekrar geldik teyzemle. Peki daha önce evlendiğini ne zaman öğrendiniz İsmail Bey? Hı? Daha önce evli olduğunu Gülşen Hanım'ın ne zaman öğrendiniz? Ben telefonu anneme açarken dedim anne gidin kızını kaçarmışım gidin barışın annem annem o zaman bana söyledi dedi oğlum bu bu kız değil ki evliymiş daha önce bu önceden. evli bu evli evliymiş. sen nasıl yaptın bunu kızdı Vallahi, size anneniz aynen peki başta niye söylememişler annesiz annenize valla annem annem söyledi o o zaman anladım peki ne yaptınız ne dediniz Gülşen Hanıma bana niye söylemedin dediniz Yo, mi? ben söyledim. dedim neden annem bana anlatmadı? Neden söylemedi? Ne niye dedi? Böyle, niye böyle yaptınız? Ne dedi size? Hiçbir şey söylemedi. Allah Allah. Bu da hiçbir şey, hiçbir şey söylemiyor mu? Vallahi bu. söylemedi. Bir şey söylemedi. Yani... Yani demedi bir... mi senden şunun için sakladım, bunun için sakladım? Yok. Hayır. Sustu. Aynen. Peki sonra ne yaptınız? Sonra köye geldik. Dört, beş ay yani köyde ben fabrikada çalışıyordum. Fabrikada çalışırken baktım bir gün annemle yola gitmiyor. Anlaşılmıyor annemle. Annem de babam da melek gibi insanlar. Anlaşamıyor muydu ya, düşün, niye böyle yapıyorsun? Niye? Ben de tütüm dedim. Aldım götürdüm Konya'ya. Neden? Ablamın evini. Peki resmi nikahı Oradan, ne zaman yaptınız? Konya'da yaptık. Konya'da yaptınız. Konya'si yani kaçırdıktan ne kadar sonra resmi nikah yaptınız? 4-5 ay. 5 ay sonra resmi nikah yaptınız. Peki evet. evden nasıl gitti bu kadın? Oraya gelelim. Oraya gelelim. Çok doğru. Çok mantıklı. Konya'dan ev tuttum. Şey yaptım. Gittim. Her şeyim vardı. Çok şükür. Şimdi yok mu? Eski gibi konuşuyorsunuz. Her şeyin vardı. Yok, Valla ben maddi durumum iyiydi o zaman. Şimdi iyi değil mi? Hayır, çok kötü. Neden? De Baksana şu an benim bir klibim var, yayınatamıyorum. Ha bu klip yayınlanmadı mı? Yok, bu klip yayınlandırdım. İki, iki, ikinci klip. şu Hı -hı. an çekilmiş. Anladım. Bir i̇kinci tane klibimi yayınlayamıyor. Klibim o yüzden mi durumunuz kötü oldu? Evet. Peki şunu söyleyeceğim vallahi, mesela aranız nasılydı? Gülşah Hanım'la iyiyken niye gitti bu altınları alıp? Vallahi bilmiyorum. Annesi, annesi neler 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 neler. Bir baktım telefon, telefonda. Ne yapmış telefonda? Bakıyorum. Bana laf, arkadan laf söylüyor. Zannediyor ben de işitmiyorum. Neden laf söylüyordu size annesi? Köye gidelim, köye gidelim. Ya köyden ne var Gülşen dedim. Niye böyle yapıyorsun? Ben çalışıyorum, şey yapıyorum. Neden köye gidelim? Nuh diyor peygamber demiyor. Bir defa öyle, iki defa öyle, üç defa öyle. Öyle üst üste. Sonra Neyse. kavgalar çok fazla oldu. Aynen. Tartıştım. Kavga kavga etmedim. Peki bu muska büyü olayı nasıl ortaya çıktı? Valla ben onu e, hocaya gittim. Hoca bana söyledi. Dedi. Yani hocaya gittin, size büyü yapılmış dedi. Aynen. Ayrılın diye. Ne zaman gitti Gülşen Hanım evden? Ee, 2020'de. İki yıl önce, iki üç yıl önce. Neden gitti? Yani sebep neydi? Son sebep neydi? Son sebep. Sebep neydi? Baktım köye e, Konya'dan. Orada zaten evi yıktı. O ayrı o gitti. Geldi, köyde de evi yıktı. Evi yıktı derken Bu, nasıl yıktı? Ikinci, ikinci ev gitti. Yıktı derken ne demek istiyorsunuz? Ya benim siyah şifreli çantamda ondan başka kimse şifreyi bilmiyor. Çantanızda şifre vardı, ne yaptı şifreyi? Ondan başka şifreyi kimse bilmiyor. Ne var çantanın içinde? Benim param içeride, içinde var idi bilerzim, beş tane bilerzim içinde var idi. Beş tane altın içeride. Ne içinde. kadar para vardı içinde? 36. 36. Hepsini alıp götürdü mü? Aynen. Ben nasıl farkına vardım bir baktım. Gelmiş. Nereye Erkan gitmiş Baş eşiniz? Erkan Baş ha, Başka Buga. adama götürmüş hemen. Aynen. Yani o zaman sizi aldatmış mı bu kadın? Aynen. Yani sizinle birlikteyken yani, Erkanla konuşmaya belki, başlamış. Belki daha önceden de olabilir. Konuştunuz mu Erkanla? Belki daha önceden de. Erkanla yani konuştunuz hiç... mu? Yok, yok, konuşmuyor. Ne onunla ne Gülşenle en sonunda geldim köyde Afgan neredeyse birbirimize girecekti bir de gitmiş askerleri toplamış bizim toplamış mahbule atar annesi kayınvalideniz neden Aynen. annemle tuzlu onlar da yaşlılık maaşı alıyor ya annem babam yaşlılık maaşı alıyor annem annemle Süleyman Bunlar şimdi, Bey, Bizim arkadaşlarımız şimdi eşinize ulaşmaya çalışıyor. Hatta da konuşuyorlar şu anda. Bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Nasılsın Ayşe? İyiym ovlasın. ilk defa seni makyajlı gördüm. Evet. Bu neyin süsü? Bilmiyorum abla. Ayhan için mi bu? Evet. A Ayhan için. Ayhan gelirse diye hazırlandım evet. diyorsun. Şimdi tabii sen evet. Ayşe çoğu insana göre çok açık konuşuyorsun. Yani açık derken e, ...yalantı yalan söylemiyorsun yani doğruları çok açıkça konuşuyorsun. Yani insanlar bunları söylerken hani birazcık hayal ederler, utanırlar ya da birazcık saklamaya çalışırlar ya. Senin bu çok açık konuşuyor olman e, insanların seni sana tepki göstermesine sebep oluyor mu? Ben senin hani normal hayatına devam ederken nelerle karşılaştığını merak ediyorum. Yani niye yalan söyleyeyim ki? Ne niye yalan söyleyeyim? İnsanlar sana bir şey diyorlar mı? Arıyorlar mı seni? Hayır aramıyor. Aramıyor. Ee, Cumartesi kızı aradı. Kızı aradı seni. Evet. Ayhan'ın kızı evet, aradı. aradı. Ne dedi? Dedi Ayşe dedi, "Babam seni seviyor." dedi. Aa. Lakin dedi, "Biz evliliğinize karşıyız." dedi. Dedim, "Ne yap, ne yapmam lazım?" dedim ya. Madem beni seviyor dedim ya, bırakın dedim aşkımızı yaşayalım. Tamam, tamam yuvam yıktı dedim. Alsın beni dedim. Yok diyor. Biz biz ol biz olmadan diyor gelemezsin diyor. Biz olmadan gelemezsin ne yani demek? Yani biz varken gelemezsin pardon. Ha Biz varken evet. gelemezsin sen evet. buraya diyor. Peki Ayşe şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii izleyenler yeni izleyenler de olabilir konumuzu. Şimdi Ayşe sen kaç yıllık evliyken Ayhan'la tanıştın? 6 yıllık. 6 yıllık evet. evliyken evet. Ayhan'la tanışıyorsun. Evet. Ayhan 65 yaşında senin kocan ise 38 yaşında. Evet. Ve Ayhan eve gidip gelmeye başlıyor. Aynı zamanda çocuğun da evdeyken. Evet. Sonrasında sen Ayhan senden ayrılmak isteyince intihar teşebbüsünde bulunuyorsun ve e, ailen bu durumu öğreniyor ve eşini seni kovuyor, çocuğu da göstermiyor. Durum aynen, bu. Aynen, aynen. Ama Ayhan da sonrasında çocukları istemediği için seninle birlikte olamıyor. Evet. Ee, bana sırf öyle gibi gelmiyor çünkü şöyle bir şey de anlattın sen sokaklarda kalıyorsun. Seninle otelde birlikte oluyor. Otelde birlikte tamam, olmak için ben oteli de tutuyor. Ona ben de kızıyorum. Ona ben de kızıyorum. Şimdi Ayhan'ın bu şey tarafını söylemek lazım. Bak düşün bir adam seninle yani şimdi bazen bir insanın bize verdiği değeri davranıştan anlarız ya. Adam seninle birlikte olmak için o da tutabiliyor ama sonra odadan çıkıyor gidiyor. Sen nerede kalırsan kal sokakta mı kaldın Seni senin başına bir şey mi geldi? Zaten. Ne e, bu adam sana değer vermiyor. Dedim. Ben dedim ne yapmaya çalışıyorsun dedim ya. Yok diye daha bekle bekle bekle. Neyi bekliyorsun? Sen sokakta ya senin başına bir şey gelse bu ne biçim erkek? Bilmiyorum artık nasıl bir erkekse abla. Ben hep yani izleyicilerimize de sormak istiyorum burada insanların gelen başına gelen şeyler bir gün başkalarının da sizin sizin başınıza gelmese bile çevrenizdeki birinin başına gelebilir bir adam sizinle birlikte olsa otelde sonrasında sokakta kalsanız hiç umurunda olmasa ne düşünürsünüz? Değil mi? Bu kötü Aynen. bir şey. Bu da insanı değersiz hissettiren bir şey yani. Ben de diyorum Ayhan madem beni seviyorsun yuvamı yıktın gel bana benimle evlen diyorum. Ama evlenmek istemiyormuş. Ve kızı bak kızı bunu da söyleyelim sana konuştuğu gibi konuşmuyor. Kızı bu ilişkiyi de kabul etmiyor sevgiyi de kabul etmiyor. Biz diyor Ayşe'yi asla istemiyoruz benim babam da ne sevecek ne evlenecek ne ilişki yaşayacak hal var diyor. Benim babam zaten hasta diyor koa hastası. Ya, hastayım, maşallah hastayım hiçbir şey yapacak, zaman... yapmaya hali yok başka şeyler yapmaya hali var bir de diyormuş ki anne kızı Ayşe benim babamın peşini bırakmıyor hayır yani benim yuvamı yıktıysa alacak ablacığım gelsin benimle yüzleşsin o zaman madem kızı konuşmasın Ayhan gelsin konuşsun Ayhan'ın ağzından dinleyeyim ya Kızı beni ilgilendirmez abla. Hayatımı babası mahvetti ya. Yuvamı yık. yıktı. Söyle Ayhan'a seslen bakayım bir daha. Ayhan korkaklık yapma. Ayhan korkaklık yapma. Çık artık konuş ne diyeceksen de yüzüme de artık ya. Kızının arkasına saklanma ya. Ben buraya geldiysem sen de gel artık ya. Çekinme korkma. Neyden korkacak? Çocuklara Allah baskı yapıyor. E seni sevse gelir ne yapalım çocuklarını? Koca adam çocuklar mı onun annesi babası? Her şeye gücün var her şeyi yapıyorsun. İşine gelince e, çocuklarım ne derse? E, niye çocukların ne derse evli kadının evine girip çıktın ha? Ona gelince bunu işte babalık dersi veriyorsun. Ama çocuğun önünde bir kadınla birlikte oluyorsun. Bu nasıl erkeklik? Ben hiç anlamıyorum. Yani insanlığın sadece böyle seçici insanlık olmaz. Seçici vicdan olmaz. Gelip başkasına el aleme her istediğini yap. Sonrasında kendi kızına gelince kızım istemiyormuş. Ayhan da hatalı. Bak tamam Ayşe hatalı. Evlilikte sorumluluğu olan Ayşe. Ayşe evliyken bu adamla ilişki yaşamayacaktı. Evine almayacaktı. Çocuğunun olduğu yerde bu adamla birlikte olmayacaktı. Ama bu adam da 65 yaşında koca adam sen gidip Evli bir kadının evine, çocuğunun yanındayken birlikte nasıl oluyorsun? Bu nasıl hastalık? Ne biçim koa hastasısın sen? Nefes alamıyorum diyorsun, her şeyi yapıyorsun. Bu ne biçim şey? Hayır, Ayşe senin kızından küçük, uşa utanmıyorsun, yaşlı başlı adam. E, hasta oldum diye başkasına dede rolü yap, buna gel, evine gir çocuğunun önünde. Bu da terbiyesizlik artık, gerçekten öyle. İşine gelince dede, işine gelince genç kazanova. Ha, söyle Vesile Hanım. Esra hanım ben şunu söyleyeceğim. Ee, bazen e, kadınlar erkeklerden daha delikanlı erkek çıkabiliyor. Bu da bu durum olmuş. Kadını yuvasını yıkmış. Delikanlı adamsan gel ortaya çık. Zaten her şey duyulmuş. Kimden neyi saklıyorsun sen? Delikanlı adamsan gel otur şuraya. Görelim seni. Hadi bakalım. Adamsan yani. Yuva yıkmak kolay. Ben hep diyorum ya. Evlilik cüzdanını eline veremeyeceğin bir kadına beraber neden olur? ...gittin yuvaya. Yani. Bak bu adam, bu kadının yuvası gitti. Çocuğuyla ilişkisi bitirildi. Tek başına kaldı. Sen gittin otellerde birlikte oldun. Sokakta bıraktın. Aynen. Ben buradan kızını da seslenmek istiyorum. Bakın babanız diye koruyor kolluyor olabilirsiniz. Babanız. babanız iyi bir insan değil. Bazen bunu da kabul etmek lazım. Babadır işte canımdır falan size farklı davranıyor. Başkasına evli kadınla birlikte oluyor. Hastayım aman kötüyüm demesine inanmayın. Hasta olmadığı çok yer var. O yüzden... Baba diye savunmaya çalışmayın. Savunmaya çalıştığınız adam evli bir kadına birlikte olup bir de onun küçücük çocuğunun gözünün önünde birlikte oldu. Bu bir sapkınlık. Babanız sapkın kusura bakmayın. İyi bir insan değil. Yani bunu da e, göstermek lazım. Bu kadın da belli ki e, bir kadını yuhlamak daha kolay geliyor bize. Bu kadın da saf niyetle bir şeye kapılmış. Yani yanlış mı sonuna kadar yanlış. Ama yani sizin de yaptığınız yani. Siz 65 yaşında... Koca adamsınız, dede olacak yaşta başka şeylerin peşinde koşuyorsunuz. Baban yaşındadır sen, babandan belki de yaşlı. Babamdan büyük. Bak babasından Aa. da büyük bu. Beş yaş Git babamdan Git dede olup büyük. torunlarınla ilgilen, genç kadınların yuvasını bozacağına. Baban kaç yaşında? 60 Aa. Babasından bak. bile büyük ya. Evet. Pis ya. Ayşe, babam bak senle konuşmak istiyor. Turan Bey nasılsınız? Sağ ol Esra Hanım sen nasılsın merhaba. Ben de iyiyim ne yapalım işte üzülüyoruz Ayşe'nin de bundan sonraki yapacakları için üzülüyoruz. Tabii yaşadıkları hatalı ama siz ne diyeceksiniz? Ablacığım o hataya düştü işte ben, ben onu iki sefer getirdim evime. E, bir sever getirdim iki sever beni şikayet etti. Hı hı. Bir tanesi Pınarbaşı ilçe jandarmaya bir tanesi Argıncık Merkez karakoluna şikayet etti. Sizi ne diye şikayet ba etti? Turan ee, Bey. Baba babam beni öldürecek. Babam beni ah. kesecek. Babam bana sahip yapmıyor. Ben ona sahiplik yaptım. Getirdim evime. İki sefer evime getirdim. Hı hı. Adam yönlendirmiş babamı şikayet. et, Ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Doğru mu Ayşe? Cevap o diyor ver babana. He. O diyor ki ne? Babam diyor 60 yaşında. Ben evet. 60 yaşında diyelim. Ben 55 yaşında. Aa. Ah. Evet. 60 yaşın yani. Bak babandan da 10 yaş büyük babandan. Bir sefer onun sağlık durumu iyi. O, o gördüğüm o o ayağın dediğin adam kayseri merkezde karı garı kız ticaretler satar, aynı böyle kandırıyor. Gerçekten mi? Ben, Bunu mu öğrendiniz ger siz? Ger gerçekten ben onu 10 sene öncesini tanırım. He. Ama. Bir dakika Anla Ayşe Türkiye, ne diyorsun? Türkiye, vallahi bilmiyorum Türkiye, vallahi ilk defa burada. Türkiye Hayır sana böyle bir şey teklif etti mi? Hayır hayır kesinlikle Aha, hayır. Bak, bak, hayır bana Türkiye, kesinlikle yapmalı baba gözünü seveyim ya. Sana yapmayabilir. Türkiye küçüktür. Esra Hanım. Evet. Ben onu ben onu bulacağım o ayağını bulacağım. Bulacağım kendi dinliyor dinliyor onu bulacağım. Şimdi sizi kızınız tabii Ayşe'yi nasıl kandırdı böyle ne diyorsunuz buna Turan Bey? Ayşe'ye nasıl kandırdın? Ayşe esnaflığından kandırdın. Ayşe burada gelinli davullu zurnalı ben gelin yaptım. Gelin yaptım. Vay babam ben sevmeyerek verdi. Babam beni baba sevgisi görmedim. E baba sevgisini buldum yok. diyor. Ayhan'da baba sevgisi Ayhan, Ayhan baba sevgisi e, bilen bir insan en azından der ki ne yavrum sen benim çocuğumdan daha küçüksün. Çocuğum yaştasın. Ben seni babana götüreyim. Babama teslim edeyim. Doğru mu? Çok doğru. Ha, Ayhan faydalandı ondan. Safrından faydalandı. Ne bir de, kocası, bir de kocası Bir de kocasıyla çamur atıyor. Kayınbabasıyla çamur atıyor. Komşusuna çamur atıyor. Kocası iyi biri Sonra, miydi? Kocası nasıl biriydi? He, kocası on numara bir insandı. Allah Ay. için konuşacağım. Aç, Aş, aç koymadı. Açık koymadı. Adam bir dediğini iki etmedi. Ve onun yerine ben olsam ne yaparım? Esra Hanım ne yaparım? Ne yaparsın? Tamam baba da ben yani niye e. adamı o zaman eve aldı Serkan niye aldı o zaman e. eve? Ne niye sen? İşte o o saflığı o ocası da aynı senin gibi manyağın bir tanesiydi? Niye aldı o zaman? E. Niye evine aldı? Niye davet etti? E. Ha, adam davet etti adam sizin sizin beyninize girdi. O adam öyle sinsiz sinsiz. O adam nerede böyle? Kanadı gerek yıkık insanları bilir o adam. E ne yapacağız evimizi aldık diye birlikte e? mi olacağız canım sen de söylediğin? Esra Hanım o adam kanadı kırık böyle saf insanlardan faydalanır. Ama onu ben bulacağım o ayağını kay Şeye gitsem var ya. Ama, yapacağım ki o Ama bak görsün. şu şey Ay Ayhan Bey Kızın Ayşe ha. burada diyor ki ben aşık oldum. isteyerek birlikte oldum diyor. Ay Turan ben Bey, pardon Ayhan Bey diyor. İşte iste, isteyerek birlikte olmuş. 65 yaşında bir bir insanla nasıl isteyerek birlikte oluyor? Söyle olur? Ayşe bir cevap versin. Aşık olma, aşık olmuş. Ben de aşık oldum. Ben beş beş sene oldu annen göralı. Niye ben birisine aşık olmadım? Her şey önünde namus önüne gelir. Namus Tamam da tamam. ben de diyorum ki benim yuvam mı yıktıysa diyorum ay, ay. beni alsın diyorum ya Seme ben ne ayan ayan yarın gelecek sana davuluz durnalı düğün edecek he? beni burada beş paralık ettikten sonra beş paralık olduktan sonra ay ayan aya, sana gelelim, alacak alacak ayan sen ya baba ay. sen de ayanı tehdit etmişsin yapma gözünü seveyim ya. Ha, ha. Sen ayağının yanında ol, ayağının yanında ol, ayağın sana ölene kadar ölene kadar ayağın sana bakacak. Ayağın duyuyor sesimi. Tehdit etmeyin Turan Bey. Bak baba olarak çok haklısınız. Bakın ben de hemşeriyiz, kayseriliyim. Şimdi bazen ya, insanın paylaşım. içinden de kötüler. Şimdi Ayhan Bey'le de hemşer olmak istemezdim yani ama yani ya, çok çok iyi insanlar ya, da var. ...sizde de ...hemşeriyim ya, ama bak şunu söylemek istiyorum. Siz bir baba olarak ya, çok arkasınız. Sahip esta, esta. de çıkmışsınız Ayşe'ye. Ama burada ya, esta, esta. şunu söylemek lazım. Tabii ki Ayhan Bey bundan sonra kimseyi kandıramasın. Bir şey yapmasın ama Ayhan Bey zaten Ayşe'ye sahip çıkmıyor. Sokaklarda yatırıyor. Onda öyle o göz ya, yok. Seven e, e, insan seven insan seven insan pekala. Sever insan sokakta yatırır mı? Yatırmaz. Yatırma. Ha? Ayhan, Ayhan missever, Kayserili diyor. Ayhan Şarkışlılı, Şarkışlılı, Şarkışlılı. Yani Ay seven şey. insan ya yani ne o önemli değil de seven insan sokakta alır yatırır mı? Ne yapıyor bu kıza? Bir şey mi gelecek başına? Sokakta kim kimin yatırıyor? Ha? Ayşe. Ha? Sokakta yatırıyor Ayşe'ye. Vallahi. Gel. Al. onun da Allah belasını <laughs> versin. Benim yuva'mı yıktı. Ben ha. de diyorum ki, yuva'mı ha. yıktığı gibi ağlayacak diyorum. Çocuklarından bana ne artık? Bakın Ayşe Hanım, Tuğazı. size bir şey söyleyeyim. Bir dakika Turan Bey. Bir dakika. Buyur. Şimdi Ayşe Hanım, medeni kanun diyor ki nişanlılık evlenmeye zorlama davası hakkı vermez. Yani adam seni aldatmış, sokaklarda süründürmüş. 3-4 ay sokakta yatmışsın. Benim yuvamı yıktı bu benimle evlenecek şeyiyle hareket ettiysen... yuvanı yıkmış sadece. Sen yuvanı yıkmışsın. Yani bir senin yuvanı yıktı diye seninle evlenme zorunluluğu içinde değil bir. ...ikincisi yani sizinki ahlaka uygun olmayan bir davranış sorumluluğuna katlanmış ve yaptırımına uğramışsınız boşanmışsınız. Adam da dehşet bir ahlaksız. Hakkındaki şikayet ortadan kaldırabileyim diye size tekrar sevgi sözleri Sizin çok kolay idare edilebilir, Çok kolay ikna edilebilir bir insan olduğunuzu anlamış. Hakkındaki şikayetten vazgeçirmek için tekrar size bir gülücük saçmış. Arkasında babasına da iftira, attı, babanıza da iftira attırmış... sizin elinizde ve kaçıp gitmiş şimdi de çoluğun çocuğun arkasına sığınarak aslında bu sorumluluktan kurtulmak derdinde. Yani Ayhan Bey aslında gerçekten bir suç işlemiş. Fakat şimdi şeyi de yapamıyoruz. siz vesayet altında falan olmadığınızdan kendini koruyamayacak kişiye karşı Cinsel taciz suçunu işlemiş Hayhan Bey. Evet. Yani siz yani... kendini koruyamayacak vaziyette insansınız. Ve Ayhan Bey'in yaptığı hareket de aynı. Nasıl küçük bir, bir küçükle cinsel ilişkiye girildiğinde suç oluyorsa... ...kendini koruyamayacak kişiyle cinsel ilişkiye girmek de bir suç kanunumuzda. Ayhan Bey bu suç işlemiş. Evet. evet. Sadece Avg Avg farkı Ayşe'nin şu an bir raporu yok. Olsaydı zaten o görürdü Ayhan gününü. A yani rica ediyorum avukat bey öylesin insan. Babasından büyüksün sen. Ne o. işin var senin Ayşe ile? hadi bekar da değil evli kadının evine giriyorsun çıkıyorsun. Sonra da yaşlıyım i̇şte hastayım lan. diyorsun. Es Esra Hanım onun saflığından yararlandı. Onun saflığından yaralandı. O insan insan avcısıdır. İnsan avcısıdır insan. İnsan avcısıdır. Ben 10 yıl önce tanırım hatta. Kayseri meydanında. E, o e, çay ocaklarının olduğu yerde, o türbenin olduğu yerde. Ben buna dedim lan terbiyesiz insan. Utanmıyor musun lan? Ben o zaman da kötü işlerdeymiş. Tanırım kötü işler miymiş? Peki kızınızı uyarmadınız mı? Yani bu adam kötü bir adam. Ya, Git, ya, kadınlar üzerinden para kazanıyormuş. Ben Rayheri merkezde yaşamıyorum. Ben Pınarbaşı'nda yaşıyorum. Benim bundan haberim yok. Ben Dudu du, du, ya bu ayan ayan, ayan 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 ayan. Ben beynimi oynattım, beynimi yedi. Peki sizin nasıl ha. haberiniz oldu Turan Bey? Nasıl haberiniz oldu? Bu bu giderken ben bunu eve getirdiğimde söyledi. Dündüm düşündüm düşündüm ki ne ayağın dediği Gözleri mavi, uzun boylu, ağzına takma dişi var, zayıftan bir insan. Bir de takma bu dişli. Da... E, takma dişli bu, bu resimdeki halindeydi bu. Gözleri yeşil evet. abla. Tamam bak gözleri yeşil. Mavi dedi. Dişi de takmaymış. Ha. 65 lira. Çıkıyordu belki şey... arada. Bu resimdeki hal değil onun, resimdeki hal değil. Ben açık oynuyorum, açık açık. Bey, şunu sormak istiyorum. Siz e, damadınızla Ayşe'nin bu sebeple ayrıldığını ne zaman öğrendiniz? Ben o sebepten ayrıldığını aşağı yukarı bir ay sonra öğrendim. Ha bir ay sonra o bir ay içinde ne yaptı Ayşe? Ayşe bir ay sonra getirdim ben buraya. Bak çocuklarıma tamam, dedim. Tamam o bir içinde ne yapmış Ayşe? Bak bu, bu çocuklarımı dedim. Bu bazen sizin bacınız. Getirdim ben buraya. Evet. Getirdim, üme getirdim. Sahip çıktım. Kızım insan olanın başına iş gelir. Bak ne Her güzel şey... ama baba olarak sahip çıkmışsın. Siz iyi bir babasınız. Buraya getirdim. Burada gelin, gelin de vardı. Dedim buna iyi davranım. Benim kendi koyunum var. Kendi koyunumun çobanıyım ben. Hı hı. Kendi koyunuma gittim 3-5 gün burada kaldı. Ha, ee, dedi ki ne ya sen jandarma istiyor. Hayırdır lan ne, ne, benim jandarmaya işim olmaz. Dedi ki ne kardeşim. Sen dedi bir şey ver. Kızım burada mıydı? Ha, aşağı karabalık burada yedi. götürmüş dedi seni dedi. Turan Bey bir araya gideceğiz sonra devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Şimdi babası attığımızda değil mi Ayşe'nin? Ayşe babanın konuştuklarından ne düşünüyorsun? Çok iyi dik duran bir babam var. Turan tamam Bey. baba özür dilerim, özür dilerim senden ama ben de çok sevdim baba anla beni. Tamam sen sen anlıyorum sev, sevgi öyle olmaz sevgi öyle olmaz sevgi seven insan. Sevdim ne yapayım sev, baba Kalbimden söküp atayım mı? Seven ne? Insan, sev, seven insan sevdiğinin yanında olur sen ne olursan ol yanıma gel ondan sonra ne koca olur? Dede olur, dede, başka ah, bir şey olmaz. Çok doğru. Dede Bak olur. ne doğru dede, diyor, desene. Anca deden olur o seni. Babam bile diyor. Dede olur. Dedem olur, deden. Ben sana sahip çıkacağım. Gel evine gel. Bak ne iyi baba. Hayır. <laughs> <laughs> Bak baban diyor ki ben sana sahip çıkacağım. Gel diyor. Ne diyorsun Ayşe? Bak. Yok ablacığım ya. Allah. Her baba da bunu kabul etmez. Sen hani dedim sen baba eksiğini arıyorum dedim. Baba eksiği arıyorum diye dedi, dede gibi adama gitmişsin. Hiç sana da ne sahip çıkıyor sokakta yatırıyorsun. böyle sevmek olmaz. Babayı Esra bak... abla. Efendim buyurun Turan Bey. Evet. Ben, ben sana rica ediyorum. Elin ayağın öpeyim bak. Elin Estağfurullah. Öpeyim. Ben sana, ben sana rica ediyorum. Oğlum akli dengeye bozmuş. Senden ricam var ya onu ya İstanbul Bakırköy'e <laughs> ya da Elazığ'a akıl hastanesine gönderdir. Elin ayağını öpeyim senin, elin ayağını öpeyim. Biz, Belki senin de çocukların var. Var tabii Belki var, senin, benim de oğlum var. He, var. Ben, Allah bağış, Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ya, ederim Turan Bey. Ya ablacığım senin elin ayağın öpeyim. Ya onu Bakırköy'e yönlendir ya Elazığ'a yönlendir. O var. sağlığını yemiş, sağlık yetmiş onda, sağlık kalmamış. Bak bir babanın ne zor çaresizliği yani gerçekten diyor ki sağlıklı olmadığını Benim düşün. Benim hiçbir şeyim yok baba niye inanmıyorsun artık yapma gözünü seveyim artık ha. ne sen, olur sen... elini ayağını öpeyim artık ya. Ha. Tamam tamam gelsin ayağın gelsin ben seni vereceğim gelsin ayağın. İnanmıyorum seven insan seven insan öyle he? Çocuklar kaçırıyor Turan Bey biz o de bir geç. konuşalım bugün he? çünkü programın sonuna geldik valla seveni kimse kaçıramaz o gelmek istese gelirdi onda o göz yok gitsin o torun bakacak yaşta dede olmuş yarın tekrar saat 14.20'de görüşmek üzere efendim